Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile Oto Konfor size hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere Oto Konfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto Konfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Konfor, siz keyfini sürün. Kanal Ankara ve Class Sport TV ortak yayını olan sadece Ankara takımlarının konuşulduğu haftanın nabzından hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Bir tarafta Gençler Birliği taraftarının yüzü Deniz Spor galibiyetinden 1-0'lık galibiyetten gülerken Ankara gücünde ise şoklar yaşanmaya devam ediyor diyebiliriz. Samsun Spor deplasmanından 2-0 mağlup olan Ankara gücü eli boş döndü. Bizim artık bu hafta programda bambaşka bir formatta yaşanabilir sevgili izleyiciler. Stüdyoda gergin anlar dediğimiz anlar gerçekleşecek gibi de duruyor. Takipte kalın. Bakalım Mustafa Dalcı ile ilgili Gökalp abi ve Bülent abi ne diyecek? Sizlerden de yorumlar bekliyoruz. Aynı zamanda Gençler Birliği de fark ettiyseniz artık liderle arasında sadece 7 puanlık bir fark söz konusu. Haliyle bakalım galibiyet alırken bir de Ankara gücü var. Geçtiği haftada Gençler Birliği de galibiyet alırsa Ankara gücü de puan farkını da 4'e indirecek. Programda değişik bir bakış açısıyla birlikte açmak istedim. Sizler de tabii ki programa mutlaka yorumda bulunmak isteyeceksinizdir. Kanala abone olarak, bildirimleri açarak, videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Artık stüdyoya dönüyorum, bakalım Gökalp abi ve Bülent abi için hafta nasıl geçmiş? Hoş geldiniz öncelikle. Gökalp abi, iki haftadır yoktun. Biz de dedik ki Gökalp abi yokken program olmaz. Tekrar geçmiş olsun. Ve tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun arkadaşlar. Yani Allah şu aşıyı icat edenden bir razı olsun önce. Şimdi böyle gülerek konuşuyoruz, anlatıyoruz ama ben 40 gün önce hayattaki tek amcam koronadan vefat etti. Başın sağ olsun abi. Onun arkasında ben korona oldum. Şimdi aramızda tabii yaş farkı falan da var ama sonuçta ben bu kadar hafif atlatırken böyle şeyler olması da ilginç. Yani benim şahsi tavsiyem, bu aşı işe yarıyor. Önce onu bir söyleyelim.
Bu aşıyı Ankara Gücü'ne de bir yapmak lazım, anlaşıldı. Siz konuşa durun, ben bir telefon geldi, şöyle bir bilgi alayım, geliyorum ben hemen. Tamam. Şöyle bir durum var. Yani şimdi bütün izleyiciler, özellikle Ankara Gücü taraftarları zaten haftalardır aynı şeyi söylüyorlar işte, dalcı gitsin, dalcı gitsin, evet. Dalcı gitsin, dalcı gitsin. İşte mağlubiyetler üst üste gelince tabi bu kadar, yani bir şey 40 kere söylersen olurmuş modunda. Şimdi birçok kişi aynı şeyi söylüyor, dalcı gitsin. Tabi bu dalcının yanına işte şey de gitsin, Emre Yıldız da gitsin. Hatta biraz şey yaparak yönetim istifası, evet, da var bu işin. Beklentilerimiz dalcının gitmesi yönünde değil. Ben hani gerçi bugün Faruk Bey'in şeyini okudum. Yani Twitter'da şeyini okudum. İşte hocadan bir istifa talebi gelmedi. İşte biz daha değerlendireceğiz falan. Sanki hani biraz daha oraya kaydı gibi. Evet. Başkan hani şimdiye kadar çok dik duruyordu arkasında. Biraz oraya kaydı gibi ama şimdi konuşacağız. Orada ya mesele dalcı veya mesele hoca meselesi değil. Yani herkes zannediyor ki ben bizzat şahsen dalcı savunuyorum. Ben hoca savunuyorum. Dalcı gidecek, başkası gelecek, doğru işleri yaparsa ben gene onu savunacağım. Ha, dalcının yanlışları yok mu? Var. Dalcı da yanlış yapıyor. Ama dalcıyı da yanlışa sürükleyen şeyler söz konusu. Yani bunu Ankara Gücü taraftarlarıyla bu akşam konuşacağız. Ne gibi abi mesela? Kadro yapısı mesela. Yani ama kadro yapısında yaştan vesaireden mi dem vurarak bunu söylüyorsun, hayır, yoksa? Kadroda, kadro oluşturulurken, şimdi futbolda şöyle bir durum var. Geçmiş dönem performansına bakarak gelecek dönem kadrosu yaparsınız. Şimdi geçen seneki performansı gösteremeyebilir oyuncular. Yani bu hiç rastlanmadık bir şey değildir. İşte transferde %60 başarı falan derken hep bu konuşulur zaten. Yani geçen sene Atıf Şezcu Erzurum'da çok iyi bir performans gösterirken bu sene Ankara Gücü'nde çok gittikçe de düşen bir performans gösteriyor artacağı yerde. Abi ama mesela şimdi artık şöyle düşünüyorum. Zaten Mustafa Dalcı'nın eline bu kadro geçtiğinde, sezona başladığında galibiyet alan kadro da vardı Mustafa Dalcı'nın elinde ki o kadroyu bozan kişi de kendisi. Ya da yedekler üzerinden hamlelerde bulunduğu dönemlerinde zaten sık sık dile getiriyoruz bazen yanlışlıkların olduğunu. Ve taraftar da artık dile getiriyor ve diyor ki artık zaten ilk yarı bitecek. İlk yarı bitimine artık birkaç hafta kala da neden bizim sabit oturmuş bir kadromuz söz konusu değil. Sabit oturmuş bir kadro söz konusuyken bu kadro çok yaşlı diyordu aynı taraftarlar. Ya çok yaşlı bir kadromuz var. 30 ortalama, 32 ortalama. Bununla lig bitmez. İşte bu kadar yaşlı bir ekiple lig götüremezsiniz. Şimdi bu durumda daha önce de biz bunları konuştuk. Yani bench'i, yedek kulübesini hazır tutmak gerekiyor. Sadece antrenmanda hazır tutulamıyor bunlar. Bunlar işte maça da dahil edilerek, kupa maçında da oynatarak bir şekilde hazır tutulmaya çalışılıyor. Şimdi bench'ten yeterli miktarda destek alamadığı çok aşikar. Oyuna, evet, soktuğu hiçbir oyuncu oyunu olumlu yönde değiştiremedi. Evet. Bakın Bursaspor'da Özcan Bizati'nin maç sonu açıklamasında bir şey var. Diyor ki yedek kulübesindeki oyuncuların oyunu değiştireceğine inansam oyuna sokardım diyor. Ki açıklamalarıyla birlikte de zaten Bursaspor'da yollar ayrıldı. Şimdi benzer bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir türlü yedek kulübesi yeterince hazır olamadı. Şans da buldular, antrenman da yaptılar. Ama gitgide de düşen bir performans oldu. Atıf, evet, düştü. Nadir geldiği gün, ilk maçında iyiydi Nadir. Biraz top oynadı. Ondan sonra Nadir düştü. Kimi söyleyelim? Geraldo. Geçen sene daha iyiydi Geraldo. Bu sene gittikçe kötüye gidiyor, evet, Geraldo. Hatta şöyle devam edelim. Yasin Güreleri konuşalım. Ya Muhammed Yasir Karabay'ı konuşalım. Hatta ilk 11'in sihirbazı Oğuz'u konuşalım. Evet. Şimdi Samsun Spor maçında öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Kuş geçti, yağmur yağdı. Nerede bizim sihirbaz Oğuz'u? Oğuz'uyla arayı bir toplam kaç top kaybetti? Toplam kaç top kaybetti? Şöyle bir durum söz konusu abi. Kadroda bulunan oyuncuların iyimesi, performans anlamında artması gerekirken Ankara Gücü'nde bir düşüş yaşanıyor. Evet. Bu düşüşün sebebini de herkes Mustafa Dalcı'ya bağlıyor. Bu arada Erdem'le ilgili sorularınız var. Onları görüyorum. Onu da Bülent abi aramıza katıldığında konuşmak istediğim için de şu anda o konuyu açmıyorum. Ona ayrıca tabii ki değineceğim. Şimdi ben seyircilerimize yani en azından yorum yazanları soruyorum. Yani oyunculardaki, 11'deki oyunculardaki ve yedek kadrodaki, yedek bench'teki oyunculardaki
bu düşüşün farkındalar mı? Bunu net görebiliyorlar mı? Gördüler mi? Eğer bunun farkındalarsa, çünkü arkasından başka bir şey soracağım. Yorumlarında bana bu benim bu yoluma bir ışık versinler, bir ışık göstersinler bana. Oyuncu kadrosunun performans ve verim düşüşüyle ilgili bir şeyimiz var mı? Bir ortak kanaatimiz var mı? Buna cevap aldığım zaman başka bir soruyla tekrar gündeme geleceğim. Bülent geldi, isterseniz. Evet, bir o konuyu açayım mı hemen? Yok, açma, ben bir video verdim programın. Tamam. Geri kalanıyla ilgili. Melda, o videoyu bir baksana be. O zaman biz devam edelim abi. Hatta bir dakika dur, videoyu hazır. Video hazır mı? Hazır. Kemalizmi savunacağız. Ya sen Kemalist devrimi ben savunacağız. Ben komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sensin döneksin. Döneksin. Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan edebilir misin? Sen ne dedin? Sen evet. 12 Eylül, 12 Eylül geldiysin. Göreceksin. Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Evet, Doğu. Aa bak. Doğu savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Doğu. Aa, sinirim sen bozuldu. Sen Abdülhamit'i savundun abi. Alçak. Devamını kestirdim. Orayı kestirdim. Siyaset nabzı diye yorum gelmiş. Bak abi. Adana maçı benim açımdan sürpriz bir maç değildi. Adana mağlubiyetini ben öngörebiliyordum. Niye öngörüyordum? Adana'nın performansına göre öngörüyordum. O tamamdı. Ardından Altınordu yenilgisi geldi. Yanlışım yok değil mi? Yok, hayır. Altın. Şimdi Samsun yenilgisine ben şey olarak konuşabiliriz abi. Samsun güçlü bir takım. Sezon başında baktığın zaman şampiyonun en büyük adaylarından olan bir takım. Evinde oynuyor. Taraftarı desteğini almış. Sağlam tribünde oluşturulmuş. Bu maçı Ankara Gücü kazanmazsa ne alakası var falan diyebilirdik. Yani kazanamayabilirsin. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçı deplasmandaki şeyde olabilirdi. Ama maçın başındaki kadroyu gördüğümde bu maç böyle böyle kazanılmaz dedim. Ben net dedim yani. Şimdi çok da futboldan anlamaya gerek yok. Samsun Spor'un en güçlü oyuncusu kim abi? Yasin. Yasin nereden saldırıyor? Sol. Ha, sen sağ bekini bu kadar oynarsan bir koy onu cebe. Ankara Gücü ligin bu haftaya kadar en az gol yiyen takımıydı. Doğru muyum? Kalecin değişiyor. Sağ bekin değişiyor. Stoperin değişiyor. Niye değişiyor? Yani Ankara Gücü'nün sorunu zaten defans hattından değildi ki bu sezon o yaşadığı sorunlar. Evet. Defans hatalarından dolayı Ankara Gücü'nün gol yediğini görmedim. Şimdi Murat Uçar'ı konuşuyoruz. Murat Uçar ilk maçlarda hoca sabık olarak denedi. Ne dedik? İyi ki doğruyu buldu. Erdem'i çekti. Murat'ı sağ açığa koydu. Bu haftanın Erdem'i kadro dışı bırakması, ki biraz önce özellikle sordum. Niye kadro dışı bırakıldı? Haklı gerekçe var deniliyor. Yani o haklı gerekçenin ne olduğunu bilmiyorum. İşte sorunumuz burası. Şimdi Erdem'i tanıyorum. Erdem'i Ankara Gücü'nde tanıyorum. Gençler de tanıyorum. Yine Ankara Gücü'nde tanıyorum. Erdem takımın abisi olabilecek. En az problem çıkaran, hatta problem çıkaran futbolcuları durduran bir adam. Yıllardır Erdem'i ben böyle bilirim yani. Geçen sene, ondan önceki sene işte Zargo Ture Gençler Birliği'nde ortalığı karıştırıyorken, yabancı oyuncular ortalığı karıştırıyorken durduran Erdem'di. Şimdi benim gözümdeki Erdem o. Erdem o kadar kolayla bir huzursuzluk çıkarmaz diyorum. Ama kulüpten de diyorlar ki %100 haklı gerekçesi var hocanın. Yani %100 o haklı gerekçenin ne olduğunu artık merak etmeye başlıyorum. Çünkü bu maç o maç değildi. Yasin gibi karşı taraftan topla tüfekle gelecek bir adama karşı defansif yönü zayıf olan Murat'ı sağ beke koyarsan sorunu yaşayacaksın. Önündeki adamların da çünkü defansif yönü zayıf. Ki Fuat Hoca, Ankara Gücü'nden tanıyoruz zaten. Sahayı tam iyi analiz etme konusunda problemleri yaşayan bir adam. Ben Fuat Hoca'nın yerinde olsam tankla tüfek bu taraftan saldırırdım. Onu geçiyorum. Defansa şey yapıyor. Sinan'la Yusuf çok iyi tandem oluşturdular sezon boyunca. Ne oldu da biz birden Sinan'dan vazgeçtik de? Onu bir anlayacak nokta var mı abi? Sen anladın mı meseleyi? Bilmiyorum yani. Hı. Yani kapalı kutu. Hı. Bilmiyoruz ki Sinan. Akın niye örnek gösterelim kaleden çıktı? Yok, Akın'ın kaleden çıkma sebebini 3 aşağı 5 yukarı yediği hatalı gol sebebiyle, yani zaten bir performans düşüşü vardı. Bir de çok şey 2-0 olan maçta, 2 gol yediğimiz maçta
penaltı olan maçta. Neydi maç maçları da karıştı. Yusuf Abdullah bir penaltı yaptırdı ya. Eyüpspor maçı mıydı? Evet. O büyük ihtimalle. Yani oradaki o hatalı şeyden sonra Akın 7'ye çekildi. Kaleci hani şey yaptı ama dediğin gibi yani defanstaki rotasyonun sebebi bir kere karanlıkta şey yol tarif ediyoruz. Çünkü Erdem'in neden kadro dışı kaldığını bilmiyoruz. Şimdi taraftarların tamamına yakını Erdem'in kadro dışı kalmasının Dalcı'nın hatası olduğunu düşünüyor. Ya hadi başka şeyleri konuşalım. Devam edelim. Ya ofansif yönün zayıf zaten. Bastırıyor ve sen gol yollarında etkili değilsin. Ya Nadir niye? Önce Erdem değil de niye Nadir? Eren değil de. Eren değil de Nadir. Evet. Yani şimdi şunları anlamam lazım. Gerçekten anlamıyorum. Samsun'la takır takır top oynarsın. Bir tane gol yersin. İki tane de gol yersin. Yenilirsin. Samsun maçı böyle bir maçtır. Şampiyonluk mücadelesi ve iki takımla maçı var ve deplasman maçı. Favori olmaman lazım zaten. Denk güçlerin kavgası gibi. Ama sen denk güçlerin kavgasını rakip neyine çeviriyorsun? Ben buna kızıyorum. Bak Adana maçına kızmıyorum diyorum. Adana gerçekten iyi bir takımdı. Düşüşleri çıkışları olacak. Ama bir de bir tablo var. Ya Faruk Başkan'ın açıklamalarını falan yaptı. Biraz önce konuştuğumda ya Gençler Birliği yarın Erzurum'u yenerse 20 milyon liraya kurulan Gençler Birliği 100 milyon liraya yakın bir rakama kurulan Ankara Gücü'nden sadece 4 puan gerisinde olacak. Evet. Yani şimdi şu fotoğrafa bakıp her şey doğru diyebiliyor muyuz abi? Hayır diyemiyoruz. Yani biz kimsenin her şey doğru dediği yok. Ama benim sizlerden farklı olarak ya da taraftardan farklı olarak söylediğim şey yanlış bir tane değil. Birden çok yanlış var. Şimdi herkesin kolayına geliyor bir tane yanlış koymak ortaya. Yani menzil eşeği gibi birini koyuyorsun ortaya. Bu diyorsun hatalı, yanlış. Bu giderse her şey düzelir diyorsun. Düzelmez, düzelmeyecek de. Geçen sene Dalcı gitti, Hikmet Karaman geldi. Afiş astı, pankart astı. Bu işte bir hikmet var diye. Biz o Hikmet Karaman'la düştü bu takım Süper Lig'de. Fuat Çapa Karagümrük'te dünyanın en, yani Türkiye'nin en başarılı takımlarından birini yarattı. Ankara Gücü'ne geldi. 9 maçta 7 puan mı ne aldı? Şu şekilde sormak istiyorum. Hoca kısmına değindik peki. Şimdi bazı oyuncular vardır ki bu ligimizde, birinci ligde de, Süper Lig'de de olur. Hocayı göndermek için oyuncular oynamaz. Yani eski performansını göstermez. Ankara Gücü'ndeki futbolcuların performansındaki düşüşün sebebi bu olabilir mi? Yani bir hoca memnuniyetsizliği olabilir mi? Şimdi az önce benim sorduğum soruya bir yorum geldi mi? Benim telefonum kapalı olduğu için. Abi valla yorumlar yağdı bugün programın. Ben bir kare bir yorum verdim. Onun bir cevabını vereyim de. Erdem'e telefon diyaloğum var, yok mu? Var. Erdem o telefonu açar sorarım. Erdem de sert bir açıklama yapar. Ondan sonra ben onu haber yapmak zorunda kalırım. Erdem süresiz kadro dışı kalır. Bunu Erdem'e sormanın böyle bir sıkıntılı kısmı var. Evet. Yani yoksa sorarım Erdem'le 10 yıldır neredeyse muhabbetimiz var. Ya da Erdem işte şey kol kırılır yer içinde kalır. Aile içinde olur böyle şeyler diyecek. Gene bir bahane yani ifade çünkü, etmeyecek. Yani bazen çok döndürüyorum. Mustafa Kaplan maç sonrası basın toplantısında şunun karnı ağrıyor, şunun midesi bozuk dediği zaman oyuncu arıyordu. Bir şeyim yok diyordu. Yani söylerken dahi yazarken dahi sıkıntı yaşıyordum. Yani kulübün sularının tesisini bir su kontrol ettiğini falan diye anlatmak zorunda kalıyordum. Çünkü hoca oyuncuya takmasın. Çünkü zararı büyük olacak bu hikayenin diye. Ama ya Erdem'le bağlantı kurun işte. Böyle oluyor. Kurmuyorum. Özellikle kurmuyorum. Yani. Şimdi senin sorunun cevabına gelelim. Oyuncular bunu bana Twitter'da da birisi yazdı. İşte oyuncular hoca istemiyor falan dedi. Ben de dedim ki yani oyuncular hocayı istemeyince oynamayacak ve hocayı gönderebilecek durumdalarsa yarın yöneticilerini hatta başkanları içinde aynı komployu kurabilirler. Eğer böyle bir yaslanma söz konusuysa burada bıçak hocayı kesmez, oyuncuları kesmez. 20'sini birden mi göndereceksin? Ya 20'sini birden gönder, onun elebaşı vardır, elebaşını kesersin. Şimdi bu bir. İkincisi, şimdi bir soru daha soruyorum taraftara. Oyunculardaki bu verim kaybının sebebinin taraftar kendisinde bir sorumluluk olduğunu düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Yani oyuncularda potansiyellerinin altında verim göstermelerinin sebebi biraz da taraftarlar değil mi? Neden abi? Şimdi şöyle bir durum var. Sahaya çıkıyorsunuz, top oynuyorsunuz.
çok rahatsınız. Kazanırsa oyuncu performansı kazanıyor, kaybederse hoca kaybediyor çünkü. Bütün taraftar hocaya sallıyor. Saçma sapan penaltı yaptıran adama tek kelime eden yok. 13 yaşındaki kalecinin yapmayacağı hatayı yapıp da gol yiyen kaleciye ağzını açan yok. Ayağındaki topu 30 kere kaptıran oyuncuya, rakibe teslim eden oyuncuya en ufak bir taciz yok. Taciz yok. Maç kaybedildi. Hoca, maç kazanıldı. Oyuncuların özverili oyunu ve performansı. Şimdi bu durum oyuncuları rehavete sürüklemiyor mu zannediyorsunuz siz? Taraftar diyor ki, ben taraftar dili olmuş gibi konuşuyorum ama yorumlardan yola çıkarak söylüyorum bunları. Taraftar diyor ki bu oyuncuların zaten belirli bir yeteneği vardı. Mustafa Dalcı ile ilgili bir durum söz konusu değildi haftalardır alınan puanın diye yorumlarda söz konusu. Nasıl yani? Puan tablosunu getirtmeyin. 30 puanda ligin ikincisi şu anda. Oyuncuların abi, yeteneği belli bir seviyedeyse bir saniye. Abdülhamit'i savunma. Sen savunuyorsun Abdülhamit'i. Oyuncuların yeteneği belli bir seviyedeyse Samsun'da da o yeteneğini gösterselerdi bu oyuncular. Altınordu maçında da gösterselerdi. Ya oyuncuların özverileri ve yetenekleriyle maç kazanıyorsa Ankara Gücü. Hoca orada hani bir şey plastik bidon koysan diye şeyler de o koy o zaman bidonu, oyuncular oynasın maç alsınlar. Yok öyle bir şey. Şimdi ben şunu iddia ediyorum çok net. Oyuncu psikolojisini bildiğim için de söylüyorum. Ben bir hata yaptım. Bülent Arttaş sana kızıyor. Ben hata yapıyorum, Bülent Arttaş sana kızıyor. Artık hata yapmak beni sıkıntıya sokmaz ki. Nasıl olsa sana kızıyorlar. Oyuncularda da bu psikoloji oturuyor. Ben hata yapıyorum, hocaya sallıyor herkes. O zaman yani hata yapmanın bana bir zararı yok. Anlatabiliyor muyum? Tekrar söylüyorum, tek sebep yok. Sebeplerden bir tanesi de taraftarın koşulsuz şartsız hocanın karşısında durup oyuncuların yanında durmasıdır. Oyuncuları da rehavete sürükleyen bizatihi taraftar olmuştur bugüne kadar olan sürede. Ha diyeceksin ki abi niye bunu şimdi söylüyorsun? Hoca değişimi söz konusu olursa yeni gelen hocaya böyle yapmasınlar diye söylüyorum. Yeni gelen hocaya da oyuncular özverili, kendi yetenekleri, kabiliyetleri, maç kazandık, kaybettik, hoca kötü derseniz o hoca da gider bu kafayla. Bence ben taraftarın da şu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Hala Mustafa Dalcı ile ilgili sezon başından beri Ankara Gücü'nün teknik direktörü değil diyerek düşündükleri için belirli bir ismin gelmesini istiyorlar. Işte, bundan dolayı Mustafa Hoca da taraftarı halkla kılmak için her şeyi yapıyor bazen. Ya Nadir'den hala ne bekliyor Mustafa Hoca? Bir anlatsın yani. Bak cidden Mustafa Hoca'nın yani her hareketinin oyuncu değişiklikleri, saha içi değişiklikleri, her hareketinin bir şeyini bulurum. Mantığını bulurum. Bul abi Allah aşkına. Şu Nadir. Bir Nadir konusuna bulamam. Vallahi de billahi de bir Nadir konusuna bulamam. Neden Nadir? Neden önce Eren değil? Bak bir kere neden Nadir? Yani Nadir neden oyuna giriyor? Bir katkısını göremiyoruz biz Nadir'in. Hani görsek hani zorlayacağız. İkincisi ya hadi Nadir'i koyacağız. Ya bari Eren'i koy önce. Yani onun bir açıklamasını ben yapamadım. O konuda netim. Abi ben de bak şu suçlu bu suçlu. Taraftar şunu yaptı, hoca şunu yaptı, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Hepsini kenara koyuyor. Mevcut şartları ortaya koyuyor. Ankara'cı şampiyon olamaz diyor. Niye göre söylüyor? Yani kimse de kızmasın, gücenmesin. Ya Ankara Gücü daha önce şampiyonluk yaşadı. İki kere şampiyonluk yaşadı. İkiden bire çıktı, birden Süper Lig'e çıktı. O iki şampiyonluğunda ortak bir sırrı vardı. Kenetlenme. Giresun maçı dönüşünde, Gümüşhane maçı dönüşünde taraftar bir ayaklandı, bir seferber oldu, bir birlik beraberlik geldi. Ankara için aldılın yukarıya attı. Birincilikte yine şampiyon olmaz denildi. Takım puanları toplayınca hocayı, camiayı bir sırtladılar, link Süper Lig'e taşıdılar. Yani bunun suçlusu taraftar da demiyorum, bunun suçlusu Mustafa Dalcı da demiyorum, bunun suçlusu Faruk Koca da demiyorum. Benim söylediğim çok net bir şey var. Bu üçünün bir araya gelip bir şeyleri çözmeleri lazım. Artık işin atlaşmaya gitti. Yani ruh halinin şuna geldiğini görmek beni çok üzüyor. Yani yeniler, Dalcı gidecekse yenilerim. Bu çok tehlikeli bir boyut. Ama Ankara camiası artık bu boyuta gelmek üzere kaldı. Çünkü Dalcı'yı net bir şekilde istemiyor ve karşıda bir direnç var. Ha, bu camiayı Dalcı'yı nasıl sevdiririz? Yani Dalcı'yı istemiyor. E karşı taraf ne yaptı bununla ilgili? Ya Mustafa Hoca çıkıp kendini hiç anlatmadı ki. Hiç anlatmadı. Şimdi Erdem'le ilgili yerden yere vururuz
hocayı. Nadir'le ilgili yerden yere vururuz ama duvara vuruyorsun. Çünkü Nadir'le ilgili çıkıp ben şundan oynattım. Kafamdaki şuydu, denedim olmadı. Ya da benim denediğim buydu ve istediğimi yaptım diyen birisi yok. Yok, taraftar da kendi yarattığı, bizim kendi yarattığımız dünyada onun yanlış olduğunu görüyoruz ve yanlışın yanlış olduğunu söyleyen hiç kimsemiz yok. Yanlış mıyım abi? Yok hayır. Heh. Yani ona itirazım yok. Şimdi Mustafa hocamasının toplantısına çıkamıyor. Diplomadan dolayı bu konuda hocayı eleştirmiyorum. Ama bir hafta içerisinde gazetecileri toplayıp arkadaş durum böyle 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 de demesi lazım. Demesi lazımdı şimdiye kadar. Bak kaçıncı haftadayız biz daha Mustafa hocayla şöyle eli yüzü düzgün derli toplu bir tane röportaj yapmadık. Metin hocayla gençler birliğinde yaptık, anlattı. 3,5 saate yakın bir program yaptık. Niye Mustafa hocaya biz derdimizi soramadık, anlatamadık? Şimdi Ostum Radyo'ya çıkacakmış Atilla abinin. İnşallah orada bazı konulara cevap verir. Ama çok da geç kaldı. Açıkçası artık şeyler, cepheler çok netleşti. Bir taraf diyor ki biz Mustafa hocayı istemiyoruz, güvenmiyoruz. Van Aris şampiyonuna ulaşacağımıza inanmıyoruz. Şimdi böyle bir durum var. Ve bunu şimdiye kadar tersine çevirmek için Ankara Gücü cephesi hiçbir şey yapmadı. Bu cephede yönetim ve hoca olarak alıyorum bu cepheyi. Yönetim de bir şey yapmadı çünkü. Şimdi yönetim de yapmadı ama hoca da istemiyor. Şimdi biliyorum ki Mustafa hoca konuşmak istemiyor. Bir yere kadar, bir yere kadar. Yani İsmail Kartal da konuşmayı çok istemiyordu. Onun da tarzı öyleydi ama işler iyi gidiyordu. Biz de hocayı rahatsız etmiyorduk çok fazla. İsmail hocayı çok soracağımız bir şey kalmıyordu. Ama Mustafa hocaya sormamız gereken şu anda 3 tane deplasman mağlubiyeti var sormamız gereken. Şimdi makas açılıp Ankara Gücü'nün ilk yarı itibariyle neredeyse liderliği garantiledi diyeceğimiz haftalarda neyi konuşuyoruz? Gençler Birliği Erzurum'u yarın yeneriz. Aradaki puan farkı 4'e düşeri konuşuyoruz. Ki Erzurum'u yenmesi Ankara Gücü'nün işine geliyor. İşine geliyor ama ona rağmen fark 4'e düşüyor diyoruz. Gelecek ikinci yarı ile ilgili planlamalar da korkutuyor. Şimdi Ankara Gücü'nde forvetle ilgili bir sıkıntımız var. Bak defans hattı ile ilgili sıkıntımız yok. Orta sahayla da ilgili sıkıntımız yok. Kulübe ve forvetle ilgili sıkıntımız var. Çünkü bu kadar gol atmasına rağmen Eren Ankara Gücü'nü şampiyonluğa taşıyacak forvet olarak ben hala görmüyorum. Yedeğindeki Nadir'i hiçbir şey olarak görmüyorum. Yani kulübede dahi durmasını zarar olarak görüyorum. Şimdi bunu konuşmamız lazım. Hocanın kafasındaki ne? Bilmiyorum. Çünkü Eren'i beslemen lazım. Eren'i beslersen gol atarsın. Yani ayağına hakim. Ama Eren'in topla mücadelesi olan bir futbolcu değil. Rakipler çözdüğü anda Eren'i kilitliyorlar. Sert de birlik, kolay birlik de değil. Şimdi Mustafa Hoca devre arasındaki transferler konuşuluyor da ne yapacak? Eldeki veriler devre arası transferle ilgili umut vermemeye başlıyor. Yani yine bir yani geçen sene Bajji gitti, Geraldo geldi işte. Evet. Arada fark yok dedik. Yani niye Bajji'yi niye gönderdin? Geraldo'yu niye aldın dedik. Öyle demedik mi yani izleyiciler de burada. Aralarındaki fark neydi dedim. Hatta Bajji'nin kafa toplarında hakimiyeti Geraldo'dan daha iyiydi dedik. Sürpriz yumurta dedi. Biz de bilmiyorduk. İnşallah iyi çıkar diye bahsedildi Geraldo'dan. Bir sürpriz yumurta daha olmasın. Ankara Gücü'nün şampiyonluğa taşıması için leblebi gibi gol atan geçen sene Altay'daki neydi adı? Paşao. Paşao gibi bir tane adam bulman lazım ki işini sağlam alasın. Şeydeki Altınordu'daki o şey var ya Ahmet. Hı. Şimdi Faruk Başkan garanti verin bana diyor. Biraz önce de telefonla konuştum. Garanti verin diyor. Şunu yaparsanız kesin şampiyon olursunuz. O zaman futbolu basit kurallarına girelim. İşte transfer ne kadar harcamış? Şu kadar para harcamış. Hocanın kariyeri şu. Kesin çıkar diyelim. Öyle bir denklem yok. Futbol zaten böyle bir oyun değil. Ama futbolun da bir gereklilikleri var. Gereklilikleri neler? Yani beklerin birincilikte sağlam olacak. Duran topa hakim olacaksın. Duran toptan gol atmayı becereceksin. Stoperlerin golcülük özellikleri olacak. Bak bu gereklilikleri tamam. Ama Ankara Gücü'nün geri kalan gereklilikleriyle ilgili problem var. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili gerekliliğinde problem var. Ne zamandan beri konuşuyoruz ki Ankara Gücü'nde oyuncu değişiklikleri yanlış gidiyor. Yok, katılmıyor. Oyuncu değişiklikleri yanlış gitmiyor. Hangi maçta oyuncu değişikliğinden sonra Ankara Gücü'nde takımdaki dizilim değişti veya oyunun hakimiyeti değişti? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Senin yani kadrodaki sıkıntı bu. Hı. Oyuncu değişik, onu aldım bunu koydum sıkıntısı değil. Yani forvet alman gerekiyor oyuna.
forvet diye aldığın adam nadir olunca onu alıyorsun oyuna. Abi ama yani şimdi Samsun Spor karşılaşmasında dakika 63'te Nadir'e oyuna sürerseniz işte orada da taraftan devreye girdiği konularda haklı çıkıyorlar. Normal şartlarda forvet olarak almışsın Nadir'i, kulübede oturtuyorsun. Nadir ortalama bir performans gösterse Nadir niye girdi demeyeceğiz hiçbirimiz. Vasat şu an. Şimdi diyoruz ya Nadir şimdiye kadar girdi de neyi değiştirdi de bu maçı değiştirecek diye kızıyoruz. Değil mi? Yani Nadir'e karşı bizim burada herhangi bir ön yargımız yok. Sadece gördüklerimizden yola çıkıyoruz. Ankara Gücü taraftarı için de aynı şey geçerli. Gördüklerinden yola çıkarak bakıyor. Tamam, Nadir'den bir verim biz beklemiyoruz. Ama Nadir Eren ikilisinin önce Eren değil de Nadir girmesi dışında bugüne kadar Geraldo'yu oyuna aldığı süreler, Atıf'ı oyuna aldığı zamanlar yanlış şeyler değildi bunlar. Yani oyunun o noktasında orta sahayı daha da canlandıracak bir oyuncunun takviyesinde fayda vardı. Sadece soktuğun oyuncu orta sahayı eskisinden daha kötü hale sokuyor. Şimdi abi peki. Biz neyi söylüyoruz? Ankara Gücü'nün yaş ortalaması yüksek deniliyor. Evet. Ha. Ben oturuyorum bakıyorum. İsmail Kartal'la çıkıldığı zaman Ankara Gücü'nün yaş ortalaması kaçtı? 29'a yakın çıkıyor. Altınordu maçı galiba sondan bir hafta önceki maç. 29'a yakın çıkıyor. Gençler Birliği şampiyon olduğu çıktığındakine 32 çıkıyor. Şimdi buradan çok basit bir ekleme girebiliriz. Birincilikte şampiyon olmak istiyorsa tecrübeli bir kadroya ihtiyacın var. Evet. Ha, koşan, mücadele edenden daha çok tecrübeli bir kadroya ihtiyacın var. Ankara Gücü de onun yerine getirmiş tecrübeli bir kadro kurmuş. Yarış ortalaması büyük gözüküyor. İşte çıkarsa maliyet yüksek olacak oluyor. Bu birincilikteki bütün takımlar için gereklidir. Ben çıkayım kendime bir Süper Lig atayım ondan sonra o zaman bakarız denir. Kadro ona göre kuruluyor. Şimdi burada biz oyuncunun tecrübelisini arıyorsak taraftarında hocanın tecrübelisini istemek gibi bir hakkı var. Neticede hoca da tecrübeli bir oyuncu kadrosu istiyor elinde çıkmak için. Taraftar da oradaki hocayı da tecrübeli istiyor. Şimdi baştan beri sıkıntımız zaten burada. Evet, Ankara Gücü'nü sıkıntı yaratmadan oyuncu değişiklikleriyle, kadro seçimiyle, antrenmanıyla takımı doğru hazırlayacağını düşündüğü bir hoca istiyor. Mustafa Dalcı da bu işi görmüyor. Niye görmüyor? Geçen sene çok çok iyi olmayan ama çok çok da kötü olmayan bir ara dönem geçirdi. Orada yine işte Geraldo, Badji, pardon, Badji, Börven değişikliklerinden dolayı eleştirdi. Bir içine sinmeyen noktası vardı. Şimdi burada yönetimin de hocanın da bir empati yapması lazım. Niye taraftar istemiyor? Evet, bundan istemiyor. Hoca tecrübeli bir takım istiyorsa taraftar da tecrübeli bir hoca istiyor takımın başında. Çünkü yönetim de çok tecrübeli bir yönetim değil. Şimdi X bir yönetim olsa burada 10 senedir yönetimdedir. Ya bir bildiği vardır dersin. Burada bir denklemi kurmuşlardır. Bunlar işi biliyorlar, çıkarıyorlar dersin. Şimdi iki kere üst üste küme düşmüş bir Ankara Gücü var. O Ankara Gücü'nün en önemli figürlerinden bir tanesi Faruk Başkan. Faruk Başkan başkanlığa gelmiş. Tecrübe konusunda hala tam oturmamış bir yapı var. Geçen sezon devre arası transferleriyle ilgili soru işaretleri var. Geraldo gibi. Şimdi o transferleri yaptığı söylenen kişi sportif direktör, futbol direktörü oluyor. Onun üzerine teknik direktörden anlamadım. Taraftarın bu eleştirilerini Ankara Gücü yönetiminin böyle değerlendirmesi lazım. Şimdi biz sportif direktör ve menajer konusuna İkinci bir başlık açacağız ama önce ben rica ediyorum şu puan tablosunu bir alabilirsek. Bir puan durumu ekrana gelsin. Puan durumunu ekrana aldığımızda biz ne görüyoruz? Averaj Ankara Gücü şu anda ikinci sırada ve 17. haftayı da başlayacak. Ama bu hafta oynamayacak Ankara Gücü. Tamam, ben oraya gelmeyeceğim. 16 maç 9 galibiyet, 3 beraberlik 4 mağlubiyet. Şimdi program başından beri bir sürü yorum geliyordur. Evet, geliyor. Ben de ekrana getirmeyeceğim. Hocayı işte göndermek bile yetmez. İpini çekiyoruz. İşte şöyle kötüyüz, böyle kötüyüz. Öldük, bittik, mahvolduk. Mahvolmuş takım 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 4 mağlubiyeti hoca kendi başına aldı. 9 galibiyeti de oyuncular özverileriyle aldılar. Abi aslında bak, taraftar futbolcuyu da eleştiriyor. Gerçekten eleştiriyor. Ya. Ama sıkıntı şurada başlıyor. Yok.
Sezonun başından beri belirli bir şekilde istikrar yakalayamayan kadro ile birlikte Mustafa Dalcı da şeffaf şekilde Bülent abin de dediği gibi ekrana çıkıp taraftar bilgilendirmesinde bulunmadığı için de henüz taraftarla o arasındaki barışı sağlayamadı. Bunda Mustafa Dalcı'nın hatası zaten bir var. İletişim problemi. Bu çok net bir iletişim problemi. Peki. Ama artık. Tamam. Devam ediyorum. Müsaadenizle. Şimdi Mustafa Dalcı'nın iletişim problemi varsa yönetim müdahale edecek. Yani şeydeki Faruk Hoca'nın Atilla Kiper, Atilla Bey'in şeyindeki ya ben hocanın hani bir anlamda kulağından tutup medyanın önüne gerekirse çıkaracaksınız. Yani. Haftalık düzenli olağan basın toplantısı yapacaksınız. Haftalık düzenli olağan basına açık antrenman yapacaksınız. Hocaya herkes soru soracak. Yani bir şekilde bunu düzenleyecek olan tek başına Mustafa Dalcı veya tek biz başına... Biz boz sohbeti de yapmayacağız yani. Ben aradım 2-3 kere, 4-5 kere hatta Mustafa Hoca'yla telefonla da konuştum ama yani ben bu dost sohbeti içinden daha çok yani taraftarı da bilgilendirecek bir şeyleri de alıp yayınlamam evet. lazım. Yani Mustafa Hoca da aman ben böyle kalsın dediği zaman sorun yani ben biliyorum ki bak biz bu programda söyledik. Mustafa Hoca'nın hakkı yendi. TFF'de şeyi geldi. Pro lisans için kurs sırası geldi. TFF oyun oynadı. Gökhan Zan'ı aldı ama Mustafa Dalcı'yı almadı dedik. Evet. Faruk Hoca da bunu doğruladı. Radyo programı da doğruladı. Ya bunun üzerine normalde Ankara Gücü'nün hocasının hakkı yeniyor. Taş taş üstünde kalmaması lazım. Evet. Etki var mı? Sıfır. Yok. Yok. Çünkü önceden ya bir öyle böyle Ankara Gücü'nün hocasının hakkını yenmesi demek, Ankara Gücü'nün de hakkını yenmesi demek. Evet. Ha, ama bunu da doğru anla işte bak iletişim problemi. İyi bir hoca herkesle iyi iletişim kurabilmesi lazım. Basınla da iyi iletişim kurabilmesi lazım. Taraftarla da iyi iletişim kurması lazım. Camiayı da anlatacak ki kendini iyi anlatabilsin. Şimdi benle iyi iletişim, camiayla iyi iletişim kuramayan bir hocanın bir futbolcuyla iyi iletişimi nasıl kuracağını da biz antrenmanlarda falan görmediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz. Peki. Ne diye bir iletişim krizi doğuyor burada. Peki. Şimdi tecrübeli takıma tecrübesiz hoca getirmişiz. 30 puan almış 16 maçta. Maç başına 2 puana yakın bir puanı var. Nihayet bay haftasındayız. Bay haftasından sonra her şey biraz daha netleşecek. Zaten hafta içinde yaşayacağı için o bay haftası Ankara gibi. Yani biraz daha netleşecek. Tecrübeli hoca, tecrübesiz hoca kısmını göreceğiz. İyi iletişim kısmında sen Ersun Yanal'a nasıl olur da iyi hoca değil dersin. Çok ayıp. Çünkü Türkiye'de iletişimle ilgili en büyük problemli olan hoca Ersun Yanal'dır. Gerek medyayla gerek taraftarla iletişimi sıfırın altındadır ama iyi hocadır. Ama bak iyi hocalığını gösterir. Ne yapar? Ersun Hoca sahibi. Adam daha ne yapsın? Beni sinirlendirmeyin ama. Bir dakika. Bak Abdülhamit'e gelmeyin. Değil abi değil. Adam değil. Daha ne yapsın? Allah'ım 9 galibiyeti var Ersun abi. Ersun Yanal Ankara Gücü'ne geldi. İlk hafta 8, ikinci hafta 7, üçüncü hafta 6. Şimdi bu puanları alırken bir de futbolu sahadaki futbolu o zaman taraftarı da yönlendirmem gerekiyor. Yani soruyu sana da yönlendiriyorum Gökalp abi. Artık ligde 16 haftayı geride bırakıyoruz ki Ankara Gücü'nün şu 16 haftada 10 maçını gerçekten çok güzel oynadı diyebileceğimiz karşılaşmalar sayabilir miyiz? Saha içindeki futbol anlamında. Ya arkadaşlar Spor Toto birincilik oynuyoruz. Bak burada yaştan bahsettik, tecrübeden bahsettik, tecrübeli oyuncudan bahsettik. Ankara Gücü'nün yaş ortalamasını yükselten bir numaralı adam Erdem. Erdem kadro dışı kaldı diye hocanın şeyini çektik, ipini çektik. 37 yaşında Erdem ya. Erdem'i denklemden çıkar, yaş ortalaması bir yaş düşüyor. Evet abi ama sonuçta karşılaşmada birincilikte her zaman ne diyoruz? Duran toplar ki karşılaşmada Erdem'e ihtiyaç olan bölümler işte, de oldu. Şimdi ben bu kafaya karşıyım. Bakın bu takım çok yaşlı. Evet. Tamam. Doğru. Bu takım çok yaşlı. Sezonu sonuna kadar götüremez. Tamam. Ne yapalım? Biraz gençleştirelim. Tamam. En yaşlı kim? Erdem. Erdem'i çıkar olmaz. Abi takım yaşlı falan. Bir saniye. Bülent'ciğim bir saniye. Ben bir bak mantığı anlatmaya çalışıyorum sana. Mantık şu. Takım yaşlı. Gençleştirelim. Tabii gençleştirelim ama Erdem'i çıkartamazsın. Onu çıkartamazsın. Bunu çıkartamazsın. Şunu çıkartamazsın. Ama gençleştirelim. Efendime söyleyeyim. Biz lideriz. 30 puanımız var. İşte şampiyonluk yarışında hala en üst sıralardayız. Ama hocamız çok kötü. Takım da çok yaşlı. Nasıl yapacağız o zaman?
Ankara Gücü'nden güven ve keyif alıyorum. Almıyorum Serdar. Ama 30 bilmem kaçıncı haftada Ankara Gücü şampiyon olursa kimse ne oynadığına bakmayacak. Heh, bak şimdi. Heh. Kimse ne oynadığına bakmayacak. Abi, zaten bak. Burada ben haftalarda diyorum. Burası birincilik, futbol keyfi isteyen, Premier Lig izlesin. Aynen. Şimdi iyi hoca iyi hoca. İyi hocalar, Süper Lig hocaları iyi hocalar mı abi? Yo, tartışırım hepsiyle. Tamam, tartışırsın ama kalite olarak en iyi hocalar dediğimiz kısım. Benim bildiğim Süper Lig hocaları 1 milyon euro alıyor. Dolar alıyor. Evet. Birincilikte 1 milyon dolar bir hocaya verir misin? Ben vermem. Çok şimdi güzel. İsmail Kartal konuşuyoruz. İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü adı geçiyor. 1 milyon dolar değil 3 milyon dolar alacak. Ankara Gücü'ne 1 milyon liraya gelir mi İsmail Kartal? Öyle bir Ankara Gücü aşkı şeyi mi var? Yok canım. Hakan Keleş. Hakan Keleş. Ankara Gücü'dür. Çok da severim Hakan Hoca'yı. Hakan Hoca'ya parayı versen şu anda Süper Lig'i bırakıp 1. Lig'e gelir mi? Ya niye gelsin adam? Gelmez. Ya? Hakan Kutlu gelir mi? Şu an itibariyle gelmez. Ya bilinen en büyük Galatasaraylı Fatih Terim asıl olan Galatasaray diye bir hal olur adam. Ama asıl olan Galatasaray'ken 2,5 milyon eurodur seneliği ya. Asıl olan Galatasaray'a bak. Ya yok öyle yani iş paraya girdiği zaman yok öyle bir şey yok. Öyle bir yani onu o çok seviyor bu takımdaş. Yok bu gençler bizim evladımız falan. Yok öyle evlat mevlat. Vakit. İzleyicilerden yaş ortalaması ile ilgili de yaş ortalamasını canı cehenneme adam oynuyor. Ya adam oynuyor. Ya hayır ya abi bak. Eskiden bu futbolcular kaç yaşında futbol bırakıyorlardı? 32, 33. Şimdi Erdem 37 yaşında oynuyor. Erdem de Türkiye'deki tek değil. Dünyada da tek değil. Tabii canım. Artık dünyanın yaş ortalaması yükseldi zaten. Futbolun da yaş ortalaması yükseldi. Kendine iyi bakan futbolcu daha uzun süreler oynayabiliyor. Bunun birçok örneği var. Tecrübe birincilikte çok kıymetli bir şey. Bunun yanında koşan adamların da ihtiyacın var mutlaka. Ama zaten yani çok basit bir örnek gösteriyorum ya. Bazen gençler bile örneklerini Ankara'cı kısmında verince olmuyor ama Selçuk Şahin'le Berat Ayberk Özdemir yan yana oynuyordu. Selçuk'un koştuğu 12 kilometre çıkıyordu. Berat'ınki 9,5 kilometre çıkıyordu. Aralarında çocuğu yaşında Selçuk'un Berat. Çocuğu yaşındaydı yani. Evet doğru. 90 dakikayı da tamamlıyordu Selçuk. Selçuk'un oyundan çıktığı çok az maç vardı. Evet. Yaş muhabbeti yapılıyor ama o yaş muhabbetleri geçti artık. Fikti fikti. Boş onlar. Geçti artık onlar. Tecrübeli bir takım var Ankara Gücü'nün. Evet. Eksik yerleri var. Oralarda da hataları niye yapıldığı konusunda ben de anlamıyorum. Kalsın ekranda ben. Bunu dile getireceğiz. Yani Nadir'in niye alındığı gerçekten soru işareti abi konu. Abi yemin ediyorum. Ya alındığı gün de söyledik. Yani o konuda yani şey ne derler? Alnımız açık yüzümüz açık çiğneyemediğimiz karnımız ağrımıyor. İlk günde söyledik bugün de söylüyoruz. Bu Nadir konusu ayrı bir... Şimdi ama bak abi meseleli mevkimiz şu. Nadir'i alıyorsun. Eren geçen sezon doğru düz futbol oynamamış. Gol atmamış. Gürcistan'da mıydı? Özbekistan'da. 14 maça falan çıkmıştı. Özbekistan gibi bir ligde oynamamış gelmiş. Nadir. Ne olduğu belli. Böyle bir kadro kuruyorsun. Tecrübe bir kadro kuruyorsun. Ama ileri en önemli yerinde böyle bir iki tane hata yapıyorsun. Ya bunu sorgulamak kadar da doğal bir şey yok. Tamam herkes sorgulasın. Ben bak programın başında şunu söyledim. Yanlış var. Ama bir tane değil. Yani Ankara Gücü'nde her şey yolunda gitmiyor. Ankara Gücü'nde sorunlar var. Ankara Gücü'nün problemleri var. Ama bütün bu sorunların sorumlusu tek kişi değil. Abi bir değil, tane değil. Abi değil ama şöyle bir durum da söz konusu. Yani takım içi evet huzursuzluk varsa bunu zaten düzeltecek kişi Mustafa Dalcı'dır. Ama işte oyuncular da belki de Mustafa Dalcı'yı istemiyor. Böyle de bir durum söz oyuncuları, konusu. Mustafa o zaman Mustafa Dalcı istenmiyorsa da yani devrede ilk olarak ipi kesilecek 11 kişilik bir kadro değil hocadır diye düşünüyorum. Şimdi ben Atakan Çakmak Bey demiş ki toplanan 30 puanında futbolcuların bireysel performansları mı ön plandaydı yoksa hocanın teknik taktik konusunda başarılı olduğu için mi 30 puan topladı? Bu takım çalışmıyor, döküldü sahada. Şimdi bu takım 30 puanını da bu yani oyuncularla aldı. 30 puan alan da bu oyuncular. Yani bu 30 puan alan oyuncular gitti, yerlerine yenileri gelmedi. Yani 30 puan da bundu. Bu buydu. Yusuf Abdioğlu hep stoperdi. Hı hı. Efendime söyleyeyim işte Murat Uçar oynadı, Zahit oynadı, İshak oynadı. O çıktı, Abdullah girdi. Abdullah çıktı, biri girdi falan ama yani bu 16-17 kişilik grup 30 puan alan grup zaten. Şimdi hocanın teknik taktik konusunda başarılı olduğu için de
Şimdi hocanın teknik taktik konuda başarılı değilse takım 30 puan toplayamaz. Ha, bir sezon boyunca toplayabilir de 16 maçta toplayamaz. Hocanın bomboş olduğunu kimse iddia etmesin. Hocanın belli bir seviyesi var, kalitesi var. Ha, ben beğenmiyorum deme hakkına herkes sahip. Abi işte zaten hoca işte hiçbir işte belirli bir seviyede değil demiyorlar zaten. Ankara Gücü seviyesinde görmüyorlar. Bu şekilde açıklayayım. Ankara Gücü hangi seviyede? Ankara Gücü 2 sene üst üste küme düşen bir takım. Sporto'da birincilikte mücadele ediyor. İlk 2 sırada yerini almış vaziyette. Ankara Gücü, Real Madrid mi Ankara Gücü? Abi ama şu anki seviyede yüksek olursan hedef Süper Lig'ken Mustafa Dalcı'nın olmasını istemiyor taraftarda. Zaten bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tamamen CV diyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. CV falan değil. Ben açık bir şey söylüyorum. Ankara Gücü taraftarlarından belli miktarı Ankara Gücü maç kaybettiği zaman ben demiştim diye tweet atmayı ya da konuşmayı ya da sohbet etmeyi ya da işte masada şey yapmayı çok seviyor. Ben demiştim ya Mustafa Dalcı'dan olmaz ben söylemiştim. Bir kısım Ankara Gücü taraftarı az önce Bülent'in söylediği gibi yani yenilelim de gitsin artık şu adam. Yani ya yeter ki gitsin modunda bir kısım Ankara Gücü taraftarı. Ama ağırlıklı kısmının ne Mustafa Dalcı ile bir sorunu var ne yönetimle bir sorunu var. Hani Faruk Hoca seninle röportajında camia hangi camia kim falan diye soruyordu ya. İşte Ankara Gücü'nün sevenlerinin sayısı çok fazla. Ama Mustafa Dalcı söz konusu olduğunda bütün olayı Mustafa Dalcı'ya fatura etmek Ankara Gücü'nün zararınadır diyorum. Bakın Mustafa Dalcı benim babamın oğlu da değil. Bu akşam istifa edip gitse tamam bitti. Ben Mustafa Dalcı'yla en son 2 hafta önce konuştum. Bugün istifa eder gider başka takımı çalıştırır. Ben gene hocam nasılsın diye telefon ederim. İlla Ankara Gücü'nde kalması şart değil benim açımdan da şart değil. Ama olay şu. Bu kafa Ankara Gücü'ne zarar veren kafa. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ankara Mustafa Dalcı şimdi telefon açsa dese ki açsa mesaj atsa soruyor. Abi istifa ettim dese. Yerine de bir 10 dakika sonra da Faruk Hoca dese ki efendime söyleyeyim bana bir hoca ismi söyleyin. Boştaki de Farioli'ye getirdim dese. İstifa. Tamam Farioli'ye getir ama Farioli'ye de aynı şeyi göstermeyesin Ankara Gücü taraftarı. Aynı muameleyi yapmasın demeye çalışıyorum. Benim söylemeye çalıştığım abi o. Zaten getirilecek isme göre yine taraftarın tepkisi de belli olacak ama birazcık daha Mustafa Dalcı yerine daha farklı bir CV istiyorlar. İstanbul Spor. Playoff oynattı İstanbul Spor'da. Zonguldak Spor'un halini en iyi ben bilirim. Bana sorun onu. Mustafa Dalcı gittiği zaman 6 tane futbolcuyla antrenman yapıyordu orada. Yani ben bilmeden söylemiyorum. Vallahi ben Mustafa Dalcı'nın şey değilim. Hoca yani ben hocalığıyla alakalı bak, değilim. Ben yine başa dönüyorum. Sorun var. Yani var. Hala sorunu istediğimiz kadar konuşabiliriz. Mustafa Dalcı'yı istemeyen bir taraftar var. Evet. Eleştiren bizim gibi gazeteci arkadaşlar var. Evet. Ben varım, biz varız. Çözümü bunun neresinde? Ben söylüyorum ki bunun çözümü taraftar, hoca, camia, yönetim hepsi bir araya gelip kenetlenmediği sürece Ankara Gücü şampiyon olamaz. Çok doğru söylüyorsun. Bu analizi yapıp ona göre ne yapılacaksa yapılacak. Hoca gidecekse hoca gidecek. Hocayla camianın arası düzeltilecekse o yapılacak. Ben bence Mustafa Dalcı Türkiye'nin en iyi hocası demek bir sorunun çözümü değil. O sence. Yok, hayır, senin söylediğine de herkesin inanması gerekmiyor Faruk Başkan'ın söylediğine de. Onu inandırması lazım. Ersun Hoca'nın, sen biraz önce söyledin, iletişim konusunda bir problemi vardı. Ersun Hoca çok iyi iletişim kuramıyordu. Ama sadece öyle bir iletişim kuruyordu ki, oynattığı futbolla herkes Ersun Hoca'nın nasıl doğru bir tercih olduğunu, nasıl iyi bir hoca olduğunu anlıyordu. Mustafa Hoca konusunda bu saatten sonra bu mesele kangren oldu. Kangren oldu. Bak şimdiye kadar çözülmesi lazımdı. Kangren evet. Olana kadar çözülmesi lazımdı. O çözülmediği sürece her şekilde bir çözüm var. Ya hoca gidecek, hocayı değiştirecek yönetim, taraftarın da makul gördüğü bir hoca konusunda anlaşacak ya da taraftarın karşısına çıkaracak hocayı, hoca kendisini anlatacak. Ben buyum, ben başarılarım bunlar, ben niye burada Mustafa Dalcı'nın kariyerindeki başarıları ben niye konuşuyorum?
Benim işim değil ki. Zonguldak'ta ne yapmış, İstanbul Spor'da ne yapmış, şurada ne yapmış, burada ne yapmış. Ben niye anlatıyorum bunu? Çıksın kendisi anlatacak. Tamam. Kendine inandıracak. Ondan sonra deniliyor ki işte Gökalp abi Dalcı'nın avukatı. Denir tabii çünkü Mustafa Hoca kendini anlatmıyor. Kendini savunmuyor. Sen de kendine göre doğrularından şeyi yapıyorsun, anlatıyorsun. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Çok doğru bir noktadasın. Tamamen şunu söylemeye çalışıyorum. Doğan Can'ın sorusuna da cevap vereceğim. Doğan Bey'in sorusuna da cevap vereceğim. Şimdi yapılması gereken şey ne? Tamam. Eğer Dalcı kalacaksa, Dalcı kalacaksa yapılması gereken şey bellidir. Oyuncuların performansı nasıl arttırılır, hoca iletişim nasıl kurar, taraftar nasıl ikna edilir, peki edilmez. Bunun için geç kalmadı mı? Bak onu söylemiyorum. Yani şu, bu akşam karar verdiklerini varsayalım. Bir karar verilecek bu arada. Hoca konusunda gitmesi veya kalması konusunda bir toplantı bile olmamış. Normal rutinde işler devam ediyor. Ondan yani böyle bir karar verilirse, ya kalsın bu adam denecekse, ya da böyle devam edelim denecekse, yapılması gereken şey Bülent'in Atlas'ın söylediği gibi, hoca, taraftar, yönetim hep beraber ortak bir dilde buluşup yürümesi lazım. Eğer hoca gidecekse, böyle bir karar çıkacaksa, ben sabahtan beri burada söylemeye çalıştığım şey Dalcı'yı savunmak değil, taraftarı eleştirmektir benim yaptığım. Ben diyorum ki Dalcı'nın gidecekse gidebilir. İlk değişen hoca Mustafa Dalcı olmayacak. İlk defa da gitmiyor zaten. Evet. Dalcı'nın yerine gelecek olan hoca kim olursa olsun, taraftarın uygun göreceği, taraftar bütün değil, tek kişi değil. Tabii bazısının uygun gördüğünü gene bazısı uygun görmeyecek. Karaman tercihinde mesela camia Hikmet hoca olmaz dedi mi? Ol demedi. Demedi. Ama o Hikmet küme düşürdü. Bir konsensüs yaratıldı ama. Ama küme düşürdü. Tamam bak. Fuat Çapa konusunda da öyle bir konsensüse evet, yakın bir şey vardı. O hala 9 maçta 7 puan aldı. Ama bak bir öyle bir ismi bulacak ki eğer Mustafa Hoca'yı konusunda sorunu çözmeyecekse Ankara yönetimi camiayı hepsini birleştirebilecek. Arada o şeyi negatif elektriği atacak. Bak bu negatif elektriğin sonuçları çok ağır olacak. Bak Ankara'nın şampiyonluğuna patlar bu iş. Ben de bak aslında aynı şeyi söylüyoruz. Benim tek derdim o. Bak aslında aynı şeyi söylüyoruz. Bülent de aslında biz aynı şeyi söylüyoruz. O diyor ki yani bundan öncesine bakarak diyor ki bak bunun böyle olması lazım. Ben de diyorum ki ya bugün hocayı değiştirseniz bundan sonra böyle olması lazım diyor. Aslında yani milat dışında farklı bir şey söylemiyoruz. Kalacaksa da gidecekse de. Taraftarın hocayla ve yönetimle bir bütün olması Ankara Gücü'nün Süper Lig'e çıkmasının tek yolu. Evet ama ben içerideki maçta ki Bolu Spor karşılaşması oynanacak hafta sonu deplasmanda olmasını ben Ankara Gücü takım için olumlu bir durum olduğunu şöyle düşünüyorum. Eğer içeride olsaydı büyük ihtimalle tribünlerden ilk önce hocaya zaten İlk maç 45. dakika zaten istifa sesleri geldi. Ya bu kez daha bambaşka sesler çıkacaktı diye düşünüyorum. Ya bu mesele değil. Kimse gerçekten söylüyorum bakın. Yani olay Mustafa Dalcı'nın kalması gitmesi olayı değil. Olay Ankara Gücü'nün Süper Lig'e çıkması olay. Herkes bunu böyle bir algılasın. Mustafa Dalcı bugün kalır, yarın gider, öbür gün kalır, öbür gün gider. Bilmiyorum. Ankara Gücü Süper Lig'e çıkacaksa taraftarın takımla ve yönetimle ve hocasıyla bir barışması lazım. Kim olursa olsun. Dalcı ile, Faruk Hoca derse ki ben Mustafa Dalcı ile devam edeceğim. Hı hı. Taraftar artık diyecek ki biz devam edeceğiz. Altın Ordu Hüseyin Erordu ile 7. senesini oynuyor. Faruk Başkan devam edeceğim diyorsa da ilk önce bir ikna edecek artık. Bak o ikna sürecini tamamlaması lazım. Tamam. Çünkü bak ben neyi söylüyorum ya Nadir'in niye oyuna alındığını ben bilmiyorum. Gazeteci olarak ben bilmiyorum. Taraftar bilmiyor. Halka gerekçesi vardır. Onu anlatması lazım. Erdem belki de çok kabul edilemeyecek bir hata yaptı. %100 haklı diyor Faruk Başkan. Kabul edilemeyecek bir hata yaptı. Ben burada Erdem'e demedik laf bırakmayayım. Sen şöyle kritik bir maç öncesinde böyle bir işi nasıl yaparsın diye. Ama bana böyle bir bilgi gelmezse ben Erdem'e ne diyeceğim? Ne diyeceğim yani? Bu iletişim problemi dediğim kısım burası. Bunu anlatacaksın ki haklıysan haklılığın ortaya çıksın. Şu anda haklıysan dahi haksız oluyorsun. Yani hiçbir basın açıklaması gelmiyor bu konularla evet, ilgili. Osman Bey'in sözü üzerine az önce pasladığımız ikinci bölümü de hayata geçirelim. Transferin son gününde takıma direkt oynayacak futbolcular alınması gereken alınan futbolcular Atıf ve Nadir. Peki bu transferi Mustafa Dalcı yapmadı mı? Şimdi bir, öncelikle bir şunu konuşalım. Ya Ankara Gücü'nün transferlerini kim yaptı? Şimdi Mustafa Dalcı mı yaptı? Emre Yıldız mı yaptı? Hı. Erdem Karagöl mü? Faruk Koca mı?
Zor. Ne yani ne? Bir kere hani yanlış transferler dolayısıyla birini suçlayacaksak bir kere kimi suçlayacağız? Ben o belli değil. Ben suçlayacağım kişiyi söyleyeyim abi. Faruk Koca yönetimdeki Emre Yıldız yaptı transferleri. Şimdi ben burada ne dedim? Emre Yıldız göreve başlatıldı. Süper oldu bu iş dedim. En azından. Niye? Çünkü muhatabım belli. Başkanın danışmanı gibi değil. Dışarıdan birisi değil. Kulübün içerisine girmiş. Sorumluluğu, muhatabı belli. Bu iş başarılı olursa gidip helal olsun deyip elini sıkacağım adam da belli. Şampiyon olamazsa senin yüzünden olamadık. Transferlerin yanlıştı diyeceğim adam da belli. Evet. Şimdi Mustafa Hoca transferlerde etkin miydi? Benim bildiğim kadarıyla etkin değildi. Değildi. Bence de değil. Ha, ama insanların karakterleriyle ilgili eleştiri yaparken biraz dikkatli de olmamız lazım. Şimdi Mustafa Hoca kadroyu kendi yazmıyor. Emre Yıldız veriyor. O kadroyu çıkarıyor. Biliyor muyum bunu? Bilmiyorum. Göreni var mı? Yok. Duyanı var mı? Yok. Dedikodu. Şimdi evet. Bu hocanın direkt şahsiyetine ayıp ediliyor. Evet. Ha. Başkan kulübeden kadro değişikliğini söylüyor. Orada o zaman bir tane şey var. Pinokyo var. O zaman oradan şey yapıyorlar. O zaman Mustafa Dalcı niye kızıyor? Tamamen suçsuz. Niye kızıyoruz o zaman Mustafa Dalcı? Ama ben bunun olduğuna dair bir şey bilmiyorum. Dedikoduları duyuyorum sadece. Tabii işte daha şey de var. Sen onu bilmiyorsun tabii. Şimdi 60. dakikaya geliyoruz. Oyuncu değiştirilecek. Dalcı diyor ki oradan diyor şey gelsin diyor. Murtaza gelsin diyor. O yandan biri diyor ki hocam diyor Murtaza'nın menajeri diyor bizim diyor Hüseyin diyor. O diyor o zaman diyor Murtaza kalsın diyor. Murtaza kalsın o zaman diyor kim gel? Hüdaverdi gelsin diyor Dalcı. Hüdaverdi'nin menajeri de Erdem değil deniyor. O zaman Erdem'in oyuncusu kimse o gelsin diyor Mustafa Dalcı. Öyle bir oyuncu değişikliği kim hayal edebiliyor bunu ya? Şimdi bakın. Başka bir şeyleri daha söyleyeceğim. Bu kısımlar önemli. Lütfen de dikkatli de dinleyin diyorum. Şimdi Emre Yıldız da inşallah gelir bir gün stüdyoda. Bu soruların hepsini Emre Yıldız'a da sorarız. En azından belki onu iletişim kanalı açıktır. Daha ben öyle bir teklifte bulunmadım kendisine. Bulunurum. İnşallah gelir. Hatta bulunduk. Bulunduk. Kulübe de ararım. Bir daha da bulunurum. İstediği yerde de yaparız. İlla stüdyoda da. Ama yanlış bilinen şeyler var. Evet. Emre Yıldız'la da ilgili. Onu onun kendi anlatması lazım ise. Evet. Şimdi Emre Yıldız menajer mi? Emre Yıldız menajer değil. Menajerlik yapmış. Şimdi ben burada ilkesel bir duruş sergiliyorum zaten yıllardır. Eskiden menajerlik yapmış bir adamın sportif direktör olması bence makul, mantıklı, doğru bir iş değil. Bu benim ama şahsi görüşüm. Çünkü o ilişki ağın içerisinde kalır. O diyaloglarla transferler falan gerçekleşir. Bunu aynısını Emre Yıldız için de söylüyorum. Gençler Nebahati Mercimek için de söylüyorum. Fark etmiyor. Ama Emre Yıldız Ankara gücünde faaliyetlere başladığından beri menajerlik yapıyor mu? Benim duyduğum hiçbir şey yok yaptığına dair. Hatta ne zamandan beri yapmıyor? Ender Yurtgüven'de Kadir Dişçi Ankara Spor'dan uzaklaştırıldı. Ahmet Gökçek bir kulüpte ipleri eline aldı. O dönem Emre Yıldız menajerliği bırakıp kulüpte Ahmet Gökçek'in danışmanı gibi başladı. Çok da uzun bir süreç değildi zaten o süreç. Ondan beri de Emre Yıldız'ın menajerlik yaptığına dair bir elimde bilgi yok. Misal Pinto'yu Ankara gücüne Emre Yıldız getirdi. Doğru. Ama Mehmet Yiğner gitmeden önceki sezon devre arasında Pinto'nun menajerliği Erdem Karagöl'e geçti. 8 futbolcunun menajerliği Erdem Karagöl'e geçti. 8 futbolcunun. Ve 6 milyon lira para aldı o işten. Ben bunu Faruk Koca'nın yanında, Hakan Bilgin'in yanında Erdem Karagöl'e sordum. Sen dedim 8 tane futbolcunun menajerliğini üstüne aldın. Dedi ki Pinto gidiyordu ben durdurdum. Şu gidiyordu ben durdurdum. Şöyle yaptım böyle yaptım. Güzel. Mehmet Yiğner'i de koltuktan kaldırsaydın oraya sen otursaydın keşke dedim. Biraz daha zorlayınca dedi ki o 6 milyon liranın 2 milyon lirası bana geldi. Şimdi bu konuşmaların tamamına ben şahidim. 6 milyon liranın 2 milyon lirası bana geldi dedi. Ben ne dedim? O zaman o 4 milyon lira nereye gitti? Ben onu merak ediyorum. Onu bana söyleyeceksin dedim. Onu bana söyleyeceksin dedim. Söylemedi. Yani ciddi ciddi neredeyse yumruklu kavgaya gidecek kadar gergin bir atmosfer vardı. Tamam. Sonrasında da devam etti. Evet. Gününü de söyleyeyim. Faruk Başkan'ın benle yaptığı son röportaj. Bahçe bahçesinde çok sert açıklama yaptı röportaj. Evet. Camia kim diye sorduğu röportaj var ya. O gün. Hatta röportajdan 2 dakika öncesinde biz yine kavgaya girişiyorduk. Tabii. Ona da şahidim. Ben de oradaydım yine. Şimdi direkt Emre Yıldız'a sen menajersin demek onun için yok. Bu adam menajerlik yaptı bir dönem sadece. Ama şu anda menajer mi değil. İşini doğru yapıp yapmadığı konusunda nadir konusunda eleştiriyoruz. Altıf konusunda o kadar çok eleştirmiyorum.
Bak, Atıf konusunda Atıf bir şeyler yapabilirdi. Geçen sezonki performansı, sonraki performansı, belki hocanın oyuna sokacağı dakika, belki kondisyonuna katkısı, belki de bitti. Yani bilmiyorum yani geçen sezonki Atıf şey şu değil belki bitti. Ama asıl başarısını sezon sonunda göreceğiz biz. Dediğim gibi ben Emre Yıldız'ın yanına gidip elini sıkıp helal olsun, tebrik ederim, güzel iş başardın demek istiyorum. Ki bunun için bir şansı daha var. Demek daha istiyorum. Yani başarısız olsun, defolsun gitsin kısmında değilim. Defolup gitmesin, bu takım kalsın. Ne yapılacaksa yapılsın. Sezon sonunda başarıya ulaşsın. Ulaşamazsa da artık görelim. Şimdi kafadan şeyi yapıyoruz. Yusuf'u mu getirdi bu adam getirdi? O transferlere bakarsak. Erdem'i bu adam getirdi o transferlere bakarsak. Sinan o getirdi. Murat Uçer o getirdi. Şimdi 15'e yakın transfer konuşuyoruz. Evet. İkisi üçünün hatalı olduğu konusunda hemfikiriz. Ama başarılı ortalaması düşük mü? O kadar düşük değil şu an itibariyle. Hayır canım. Bir Murat Uçer tek başına dünyaya bedel ya. Abdullah'ı eleştiriyoruz. Nadir'i eleştiriyoruz. Oğuz'u eleştiriyoruz. Ki Abdullah'ın eleştirilmesi konusunda da çok hemfikir değilim. Nadir de hemfikirim. Transferlerin yapılma şekli, yapılma tarzı keyif veriyor mu, vermiyor? Vermiyor. Şimdi Eren derdi yok transferinde. 40 tane şahidi var. Yani Erdem Karagöl'ün gelip başkanım süper uçuyor, kaçıyor deyip aldırma hikayesini. Yani tribünde yaşanıyor hikaye. Ben orada değilim. Olmuş gibi o anda anlatmayayım. Ama orada olanların bana birebir anlattığı böyle bir hikaye dönüyor. Bu arada Emre Yıldız'la ilgili o zaman hangi CV ile sportif direktörlüğe getirildi diye bir yorum söz konusu. Yani işte ilk başlangıçta Faruk Başkan danışman olarak kullanıyordu. Yani kendim futboldan çok anlamıyor. Yönetimde de zaten başkan değilim, yöneticiyim. Futbolla ilgili bana bilgi verecek, fikir verecek birisi olarak konuşuyordu. Devre arası transferleri bulaştı. Sezon transferlerinde Faruk Başkan güvendiği için onunla yaptı. Onun danışmanlığında yaptı. Kendi söylediğine göre birkaç kişiden de çok da teyit etti yani o transferleri. Ama ya neyi diyorum? Sezonun sonunda şampiyonluğu başarsın. Hep beraber Emre Yıldız'ı omuzlarımıza alalım. Önceden menajerlik yapmış olması falan problem değil. Bu işin en önemli kısmı şampiyon olabilmek. Sezon sonunda birinci olsun, ikinci olsun, çıksın da çıksın yeter ki. Şimdi bir saate yakındır Ankara Gücü'nü konuşuyoruz. Bu hafta zaten hafta içi maçı yok. Yarın bütün takımlar maç yapacak. Ankara Gücü belki beşinciliğe kadar düşebilir. Yarınki sonuçlar neyi gösterir belli olmaz. Ama ligin daha ortasına gelmedik. Daha lig başlamadı bile ya. Ligin daha başlangıcı bunu... ikinci yarı transfer dönemi bittikten sonradır zaten. Lig daha başlamadı. Ya ben bu konudaki şeyim daha önce hani böyle bir konu geçti. Ben dedim liderle arasındaki bunu söyleyelim ben 3-4 hafta oluyor. Liderle arasındaki puan farkı 4-5 civarında ise şampiyonluk adayıdır Ankara Gücü. Ya hangi takımsa şampiyonluk adayıdır. Ya, yani yanlış anlamayın. İşte bak, gelecek Ankara maçları da alalım mı Ankara Gücü? Ümraniye, Eyüp, Erzurum puan kaybettiği haftalarda Ankara Gücü'nde puan kaybetmesi o makası açmasını engel oldu. Ya ama ve bu, kazanabileceği maçları kaybetmiş. Ama Altınordu maçı, Adana maçı. Bak bunlar kritik maçlardı. Ama bak şunu hiç kimse bilmiyor. Bak tekrar söylüyorum. Yani olmayana ergi yöntemi bu, metodu bu. Şimdi bu maçları kazansaydı ve 9 puan farkı olsaydı şu anda bu 9 puan farkın Ankara Gücü'ne olumlu yansıyıp şampiyonluğa götüreceğinin garantisi yoktu. Belki herkes daha serecekti o zaman. Ya onu bilemezsin. Yani alınan her puan değerli eyvallah. Her galibiyet değerli eyvallah ama sonuçta insan faktörü. Yine konu geldi 8'de kapanır 18'de demişti Fatih Terim. Kapattı. Çatır çatır da kapattı yani. Öyle de. Ya bak abi şey. Yine hatırlıyorum Ankara Gücü'nün çıktığı seneye Rize Spor Süper Lig'den düşmüştü. Süper Lig kadrosunun neredeyse tamamını korumuştu. Hikmet Karaman'la devam ediyordu. Sezon başında deniliyordu ki 102 puanla şampiyon olur bu takım. Evet. 102 puanla şampiyon olur Rize. Evet. Gümbür gümbür çıkar. Sonra? Ne oldu? Ankara Gücü eli ensesinde çıktı. Aşağıdan gelen takım, yeni kurulmuş takım eli ensesinde çıktı. İki hafta belki uzasaydı Ankara Gücü çıkardı. Bir lider olarak, şampiyon olarak. Hikayeler biraz böyle. Bu ligde herkesi yenebilir. Kesinlikle. Yarın Gençlerbirliği Rize'yi Erzurum'u yenemeyeceğini garanti eden var mı?
Ben zor olduğunu düşünüyorum. Orası ayrı. Çok zor bir maç. Çok zor. Evinde bir tek Ümraniye yenilmiş bir takımdan bahsediyorsun. Hava koşulları... Ama Gençler Birliği kesin yenemez diyebiliyor muyuz? Şimdi gidelim Erzurum'un yerine genç Ankara Gücü'nü koyalım. Herkes yenebilir. Önümüzde bizim maçlar var. Bak Ankara Gücü kesin kaybeder diyeceğiniz veya kesin kazanır diyeceğiniz maçlar hangisi? Şimdi şöyle zaten Bolu Spor Keçiören Gücü karşılaşmasından sonra ligin ilk devresi tamamlanmış olacak. Bunun da bilgisini verelim. Ankara Gücü hafta içinde de bay geçiyor. İlk iki karşılaşmada sizce yani Bolu Spor deplasmanı ve Keçiören Gücü maçında kaç puan toplar? 6. İnşallah. İzleyicilerimize soralım bir de. Keçiören Gücü de abi son dakikalarda kazanmaya devam ederken. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar öyle. 90+7'lerde her zaman avcuna düşmez mi? 3 puanlar. Ankara Gücü'nün normal gücü 6 puan. 6 puan. Ama Ankara Gücü'nde şu anda ne olduğunu bilmediğim için her şey olabilir değil. 0 da olabilir. Yok. 2 de olabilir. 3 de olabilir. 6 da olabilir. 4 de olabilir. Her şey olabilir. 5 olmaz bir tek. 5 olmaz. Yani ben 6 puan diyorum burada. İzleyicilerimizden de yorumlar bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında herhangi bir sorun yaşadığını, yaşamakta olduğunu falan düşünmüyorum. Sadece çok ciddi olarak kenetlenmeyle ilgili problem var. Bülent Atlas orada çok haklı. Eğer bu kenetlenme gerçekleştirilecekse bir an önce gerçekleştirilsin. Gerçekleştirilmeyecekse bu takım şampiyon olamadığı zaman da kimse tek başına o suçlu, bu suçlu, hava yağdı, yok rüzgar es diye bağlamasın olay. Hızlıca yorumları okuyacağım şöyle bir ekrana geçmeden. Ulaş Bey 0 demiş. Şahin Bey ben bu maçtan 2 maçtan 1 puan bekliyorum denilmiş. Muhittin Duran senin aynı fikirde abi 6 puan alır. Kenan ve Orgil gelir bize denilmiş ki Orgil bilemiyorum. Orgil'i ben de bilemiyorum. Ama Orgil gibi bir forvete ihtiyacım olduğunu biliyorum. Evet. Çünkü defansı yoracak. Orada kontrataklarda hız katacak. Tehlike yaratacak bir forvete ihtiyacı var. Ankara Gücü'nün ihtiyacı olan forvet bir pivot forvet değil. Çünkü kanatları bu kadar dinamikse arkada Zahit varsa ki bak ben sana net söylüyorum abi Zahit Süper Lig'de oynar. Şu anda Zahit Süper Lig'deki her takımda oynayacak potansiyelde bir adam. Yani bulunmaz bir adam. Yani birinci lig için bulunmaz bir adam bulunmuş. Ciddi söylüyorum muhteşem bir başarı Zahid'in getirilmesi. Gençler Birliği düştüğünde Sese'yi elinde tutması ne kadar önemli diyordun ki Sese birincilikte iş yapmadı. Ondan çok çok daha kıymetli ve önemli bir oyuncu Zahid. Ankara Gücü'nün kanatları iyi. Oğuz Su'yu koyuyorsun. Murat Uçar'ı koyuyorsun. Arkasına Zahid'i koyuyorsun. Forvet arkasına. Orada belki Ahmet Hasan tarzı. Belki eski Yula tarzı. Bir adam lazım. O işi görecek adam lazım ama bu harmanlayacak bir şey. Eren ya da Nadir değil yani. Yok yok. Değil. O ikisi de değil. Yok. Şu anda Ankara Gücü'nün en çok ihtiyacı olan ileri uca ilk 11'de gerçekten oynayabilecek Eren'i de o kişiyi yedekleyebilecek. Zaten Nadir ben saymıyorum şimdi bile. Bak, problem şurada. Bak sabahtan beri ya da program başladığından beri tenakuza düşme durumunu ben böyle açıklamaya çalışıyorum. Şimdi diyorlar ki İşte futbolcuların performansıyla bu kadar puan aldık, oyuncuların özverisiyle bu kadar puan aldık. Peki, devre arasındaki transfer, efendim bir tane santrafor, bir tane 8 numara, bir tane 6 numara, bir tane bilmem ne, bir tane... Ya hani iyiydik? Hani oyuncuların özverisiyle gidiyorduk? Abi peki bak, sipariş şunu bir anlat. Oğuz'u forvet olarak maça başlamışsın. Hocanın tercihidir, saygı duyuyorum. Sonra oyun istediğin gibi gitmiyor. Forvet alacaksın oyuna, Nadir alıyorsun. Oyunda bir şey değişmiyor. Ondan sonra Eren'i de devreye alıyorsun. Eren bir şeyleri değiştirmeye başlıyor. Oyun şekli değişiyor. Hangi taraftar ya da hangi gazeteci dönüp teknik direktöre niye Nadir'den önce Eren'i almadın der. Her taraftar söyler. O yaşındaki taraftar çocuk Nadir, yani. Nadir'i de ondan, Eren'den sonra alsa dersin ki ya son mermisiydi bir ihtimal tutarsa dersin. Maçı tamam. Gerçekten çok almak mantıklı istiyor dersin. Heh. Ki Eren girer girmez zaten duran topla pozisyonda kafa çok vuruşuyla gol yaptı. Şimdi buna göre de hocaya eleştirmek de çok çok mantıklı bir şey. Çok mantıklı abi. Hayır bak, tamam kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklısın. Çünkü bir de hayır sana ek olarak söyleyeyim. Şimdi Nadir daha önce oyuna girdiği maçlarda çok pozitif katkılar sağladı da bu maçta sağlayamadı diye bir durum söz konusu değil ki. Bu adam yani girdiğinde genelde katkı sağlayamadı zaten. Evet. Hala katkı bekleyerek Nadir'i oyuna almayı ben de uygun görmüyorum. Söylüyorum da zaten.
Hocayı eleştireceksek söylüyoruz zaten. İzleyicimiz Doğan Bey demiş ki evimizdeki maçlarda taraftar üzerine düşeni yapıp takımı itiyor. Önemli olan deplasmanlarda oradaysa teknik ve taktik devreye giriyor. O var mı soru işareti denilmiş. Ki Ankaracı taraftarı daha %30 %40 performans itiyor. Ankaracı taraftarın ittiği zamanki gücünü biliyorum ben. Yani o ses rüzgar gibi geliyor arkandan. Orgin'e üzerine ben laf edemiyorum. Sonra linç ediyorlar beni Twitter'da. Ama ben yani Orgil'i zaten beğeniyorum, orası ayrı. Ama Orgil gibi diyorum zaten. Yani aranın Orgil gibi bir adam. İnşallah bulurlar. Yani, İnşallah bulurlar. Tabii. Ama hoca faktöründen şey oyuncu devre arası transfer faktöründen önce ne yapıp edip Ankaragücü camiasının hoca meselesini çözmesi lazım. Sulh yoluyla ya da yol ayrılma yoluyla. Bu çözülmez şey. O Ankaragücü şampiyon olamaz. Bir de şunu söyleyeyim. Sana destek olmak için söylüyorum. Mustafa Hoca'nın devam ettiğini düşünelim. 6 puan aldık. Bu iki maçta devre arasına girdik. Evet. Transferler yapıldı. Ondan sonraki 8 maç içeride dışarıda Ankaragücü kazandı. Diyelim. 9. maç içeride berabere kaldığı gün Mustafa Dalcı istifa diye herkes gene başlayacak. Evet. Ay işte bak abi niye? Yine başlayabilir. Çünkü bir iletişim kanalını kurmamış oluyorsun onu sen. Onu söylüyorum. Aradaki ipleri sadece sağdaki skora bağlamış oluyorsun. Aynen. Bunu da yapacak. Tamamen. Ya sana desteklediğim o işte. Yani bu iletişimi açık tutacaksın ki 8 maçta kazansın, 15 maçta kazansın, 16. maçta gene aynı şey olacak. Mustafa Dalcı gitse, Jose Mourinho gelse gene aynı şey olacak. 10 tane maç kazanacak, 11. diyecek. Hocam hoca değil diyecekler bu. Bir de şu yorumu da gerçekten atlamamamız gerekiyor. Hakem konusunda da yine Ankaragücü'nün de sıkıntısı var. Gençler Birliği'nin olduğu gibi karşılaşmanın hakemi Kürşat Filiz'di ki karşılaşmanın önemli noktalarında da verilmeyen kararlar vardı. Hakeme de değinmek isterseniz bir konuşabiliriz. Vallahi birazdan gençler kısmında hakemlere çok değineceğim ama yani şey değil yani futbol zevkimi öldürdüler. Hangi maçı izlesem bir hakem katliamı var. Bunlar yani kötüler ya. Cidden kötüler. Şimdi Doğan Bey'e de şunu da söyleyelim. Yani O9 izliyoruz, anlatıyoruz. 3. lig maçına gidiyorum. 2. lig maçına gidiyorum, izliyorum. 1. lig maçına gidiyorum. Televizyondan izliyorum. Ara ara Süper Lig maçı izliyorum veya özetlerini izliyorum. Yani hakemler kötü niyetliyle hakemler yetersiz, yani hakemler beceriksiz arasında gidip geliyordum ben bugüne kadar ama bildiğin hakemler beceriksiz, evet, ya. Kötüler ya. Hangi lig olursa olsun. Vallahi kötüler ya. 18 kameranın olduğu Süper Lig'de 4 metreden yanlış karar verebilen Süper FIFA hakemimiz var bizim ya. Evet. 4 metreden ya. Abi önünde pozisyon gerçekleşip penaltı değil deyip VAR'a gidip penaltı veren hakemler var. Yani gerçekten çok kötüler. Gençler bir de söz konusu olduğunda ekstraları var. Bekliyorlar abi, zaten Mercedes'e az kaldı. Mercedes'e gezip kapak lastik takıyorsun arabaya. Şu anda Türk futbolunun hakem ilişkisi bu seviyede. Aynen. Vallahi doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi hazır yakaladık kitleyi. Şeyi de söyleyeyim. Programın başında aslında söylememiz lazımdı. Evet. Biz biraz hashtag oluşturup övümüzü diye. Şimdi bu hafta Hacettepe'nin maçını canlı yayınladık. İyi de izlendi. Elif anlattı. Geçen hafta yok, yani. Geçen hafta. Yok Alp abi korona yoktu. Zafer yorumladı. Bu hafta Gençler Birliği'nin 19 maçını yayınladık tesislerden. Elif anlattı. Yok Alp abi yorumladı. Etimesgut Belediyespor maçları artık canlı yayında. Yine aynı ekip. 4 kamera. Ankaragücü U19 maçları da artık Ankaragücü YouTube sayfasında Klas Spor desteğiyle canlı yayında olacak. İlk Keçiören Gücü maçı galiba. Evet. Keçiören Gücü maçıyla başlıyoruz. Öyle diye hatırlıyorum. Bu hafta atlatalım. Ondan sonra da inşallah deplasman maçlarını da canlı yayınlamaya başlayacağız. Yine anlatımlı, yine görsellerle her hafta geliştirerek Klas Spor desteğiyle kulüp sayfalarında maçları artık izleyebileceksiniz. Bu benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Artık şartlar oluştu. Tam niyetlendik. Yayın hakları Mistikom'a verildi. Tam niyetlendik pandemi girdi. Tam niyetlendik bir şeyler oldu. Sonunda şartlar oluştu. Ve biz şimdiden 2 maçı yayınladık. Umarım bundan sonra her maçı izleyip yorumlayıp hatta Klas Spor TV'de bunlarla ilgili de ayrı programlar yapıp hakemleri getirip onlarla değerlendirmeler yaparız. Güzel ya. Güzel şeyleri çıkaracağız. Materyal olduktan sonra. Öyle böyle alt diklere ve alt yapılara
biz gerçekten çok önem veriyoruz. Gökalp abinin izlemediği maç yok. Benim elim geldiğince, vaktim olduğunca bütün maçları izlemeye devam ediyorum. Ama bu çok önemliydi. İlk kez Gençler Birliği U19 maçları testlerinde kendi yayın kuruluşu kulübün sayfasından yayınlandı. İnşallah Ankara Gücü'nde de başlıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz, ilginizi bekliyoruz. Yani övümüz dediğiniz bu gerçekten çok büyük bir teçhizat ve çok büyük bir imkanla biz onu yapıyoruz ki yıllardır ben bu malzemeleri toplamak için uğraşıyordum. Yani stüdyo yayınındaki malzemelerimizi artık oturttuk ama dış yayında ayrı bir yayın masaları var, mikrofonlar var, kamera kabloları var. Sadece şöyle söyleyeyim, 120 metre bir kablo sorduğumda 8 bin lira fiyat verilen bir ülkede yaşıyoruz. Ki o da cuma günü sorduydum. Pazartesi günü ne kadar oldu henüz bilmiyorum. Artmıştı. Yani ama elimizden geldiği kadar kaliteli yayın yapacağız. İlginizi bekliyoruz. Ben de bir Gençler Birliği taraftar gelmeye başlamışken devreye girmek istiyorum. Çünkü Hacettepe karşılaşması da Gençler Birliği demek dilimde bir pelesenk oldu. Bunun da sebebi bir gün öncesinde Gençler Birliği maçını izlediğim için ve o karşılaşma öncesinde Zafer'le konuştuğum için sıkıntım söz konusu siyah oldu. Bir de kırmızı siyah formada olunca kandırdılar. Buradan tekrar seslenmiş olayım izleyicilere. Kırmızı kara olunca oluyor. Bir de can alıcı sorumuzu da soralım sevgili izleyiciler. Sizce ben Gökalp abi ve Bülent abinin arasına mı oturmalıyım yoksa burada memnun musunuz? Bunu da program öncesinde değinmiştik. Artık biz bir reklama gideceğiz Gençler Birliği kısmına geçerken. Biz reklamdayken sizler de yorumlar atarsanız sevinirim. Bir Ankara Gücü'yle ilgili son bir 2-3 dakikanızı daha alacağım. Bugün haftalardır yapmıyoruz. Programı yapamadık. Şimdi Ankara Gücü'nde her şey kötü mü gidiyor? Her şey de kötü gitmiyor. Birincisi çok önemli bir şeyi başardı. Ben bir tweet atmıştım. Gençler Birliği'nin 10 Haziran'dan bugüne kadarki döviz artışından zararı 17 milyon lira diye. Yani TFF'den gelen para oraya gitti diye. Ardından Ankara Gücü'ne bu durumu sordum. Hakan Bilgin'i aradım. Bülent dedi, biz dedi çok güzel bir iş başardık dedi. Nedir dedim. 12 milyon liraya yakın olan borcu 1.2 milyon liralara düşürdük dedi. Yani gelen paralarda önceliği yabancı euro dolar borcu olan kısımlara halletmişler. Ankara Gücü çok büyük bir zarardan kurtulmuş. Wow, tebrik ederim. Ben bunu kendim yayınlayacaktım. Dediler Hakan Bilgin'e söyledim hatta siz yayını açıklayın diye. Hayır Faruk Başkan dediler. Ondan sonra ortalık karıştı. Faruk Başkan bu açıklamayı yapmadı. Yapamadı daha doğrusu. İkinci güzel haber, bunun detaylarıyla yazacağım. 11 yıldır Ankara Gücü gündeminde bir konumuz vardı ki Sestak diye. Bitmiyordu. Sestak geliyordu, Sestak gidiyordu. Ankara Gücü tarafı 10 küsur senedir Ankara Gücü'nü takip edenlerin hafızasında biraz şey yapayım. Ahmet Gökçek yönetimi gitmeden önceki sezon Sestak bu kulübünden kiralıyor. Bak satın almıyor, kiralıyor. Ne futbolcunun parasını ödüyor, ne boğumun parasını ödüyor. Hiçbir parasını ödemiyor. Boğum kulübü ondan sonra ortalığı karıştırınca ya diyorlar sen bunu bize sat. Yani kirasını ödememiş ama satın alıyor Ankara Gücü. Bunu da Ağustos ayından itibaren vadelendiriyor. Ağustos sonundan itibaren. Hı hı. Ama boğumu yapılandırıyor. Oyuncunun parasıyla ilgili bir şey yok. Oyuncu tam Gökçeklerin gitmesinden bir gün önce başvurusunu tamamlıyor ve sözleşmesini ele alıyor. Sen boğumla sözleşmesini imzalamışsın bonservisini ama futbolcunun parasını ödeme için serbest kalıyor. Biz 11 yıldır boğum kulübünün Ankara Gücü'nden alacağını konuşuyorduk. Boğum kulübüyle ödeme işleri bitmiş. 1.3 milyon lira olan euro olan anlaşma 350 bin eurolara kadar düşürülmüş, yapılandırılmış ve sonlanmış. Artık Ankara Gücü'nün boğum kulübüyle Sestak'la ilgili bir borcu yok. Yani gerçekten yıllardır boğum borcu her gelen başkanın söylediği Ankara Gücü'nden şimdi bunu söyleyince normalde yorumlarda mutluluk ifadeleri olur. Ama Ankara Gücü taraftarının Ankara Gücü'nün ekonomik durumuyla ilgili çok fazla bir derdi, tasası, şeyi yok. Güçlü bir yönetim geldi. Ödeyecekler mutlaka. Ödemeleri lazım. Boyutunda davranıyorlar. Ama ben Ankara Gücü'nün geleceği açısından hem bu dolar euro borcunun bitmiş olmasını çok önemsiyorum. Hem Sestak borcunun bitmesini çok önemsiyorum.
gelecek ekonomik sistemin nerelere gideceğini bilmediğimiz için Ankaracı taraftarının da bundan şampiyonluk kadar mutlu olmasını açıkçası bekliyorum. Çünkü alın Bursaspor'un haline bakın. Diğer kulüplerin haline bakın. Karabük'e bakın. Şeye bakın. Bu iş parayla oluyor. Borçların olunca sıza acımıyorlar. Transfer yasağını hocam getiriyorlar. Şeyi yapıyorlar. Ankaragücü nispeten en azından o işlerini halletmiş. Bunun mutluluğunu da bu kadar sert, gergin geçen, eleştirileri yoğun geçen bir programda söylemenin mutluluğunu yaşıyorum. Deyip reklama geçiyorsak bilelim. Sevgili izleyiciler, araya gidiyoruz. Aranın ardından artık sizlerin de beklediği gibi Gençler Birliği konuşacağız. Aranın ardından sizlerleyiz. Ankara'nın yükselen değeri Tulumtaş'ta Rast Grup güvencesiyle yeni bir yaşam kuruluyor. Kaliteli yaşam sunan mimarisiyle evinizde aradığınız konfor sizinle. Kaçırılmayacak fırsatlarla Ferce Tulumtaş sizi bekliyor. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile Oto Konfor size hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında, satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere Oto Konfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto Konfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Konfor, siz keyfini sürün. Ankara'nın yükselen değeri Tulumtaş'ta Rast Grup güvencesiyle yeni bir yaşam kuruluyor. Kaliteli yaşam sunan mimarisiyle evinizde aradığınız konfor sizinle. Kaçırılmayacak fırsatlarla Ferce Tulumtaş sizi bekliyor. Sevgili izleyiciler, Gençler Birliği Deniz Spor'u 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı diyebiliriz galibiyet serisinde ve aynı zamanda da şöyle bir durumda yaşandı Gençler Birliği açısından. 4387 gün sonra Deniz Spor'u yenmeyi... Keremcan'ın tweet'i ver. Şut. Keremcan'ın tweet'i kafayla şut atılmaz diye tweet atmış gerçekten. Ben de Mete'ye mesaj attım top iyi mi diye. Ya öyle de bir harbiden kafada vurulmaz sen ayıp etmiş Metehan ama çok güzel bir 3 puandı. Çok önemli bir 3 puandı. Gençler Birliği kazanarak yoluna devam etti. Ve sadece puan kazanarak devam etme, oyuncu kazanarak devam evet. ediyor Gençler Birliği. Yani Musa bir şekilde adaptasyonunu sağladı. Bir teknik bir sorun oldu. Gençler Birliği kısmına devam ediyoruz. Yine elektrik problemi yaşanınca jeneratörlerle ilgilenmesi biraz sıkıntılı olmuş. Gençler Birliği kısmını bir baştan alırsak aslında güzel olur diye düşünüyorum. İzleyemediler çünkü. Evet. Konumuzu tekrar başa alıyoruz sevgili izleyiciler. Genel olarak zaten binada ve sokakta söz konusu olan bir sıkıntı var. Büyükşehir'den kaynaklı olarak. Öveçleri bilenler bilir. Her yeri kazdılar. Bundan dolayı da Gençler Birliği kısmını başa sararak ve derinden konuşmaya devam ediyoruz.
Şunu söyledim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Çok önemli bir galibiyet oldu. 88'de gelmesi çok etkili oldu. Gençler Birliği kazanarak devam ediyor. Sadece 3 puan değil, oyuncu kazanarak da devam ediyor. Musa'yı kazandık, Metehan'ı kazandık. Zaten kazanmıştık Metehan'ı, evet. Bana sorarsanız şimdiye kadar çoktan kazanmıştık da. Gökhan'ı kazanıyoruz. Söylemiş olduğum şeyi tekrar söyleyeyim. Ligin ikinci yarısında fırsat bulması halinde Gökhan'ın yıldızlaşacağını düşünüyorum. İşi oraya doğru evriliyor yavaş yavaş. Yani taşlar yerine oturuyor, o açıdan söylüyorum. Bu arada Metin Diyedin'i gerçekten tebrik etmek istiyorum. Yani zor kararlar veriyor. Herkesin verebileceği kararlar vermiyor. Ya, çok basit anlamda söyleyeyim. 87 dakika aynı 11 ile sahada kalmayı her hoca yapamaz. Evet. Yani bir önceki maçta 87 dakika aynı 11 ile sahada kaldı. Ki bu karşılaşmada da yine 72'ye kadar hiç oyuncu değişikliği şimdi olmadı. Şimdi şeyi yapıyor yani verimi alıyor, sahayı gözlemliyor. Oyuncu düşmüyorsa nam olsun diye ya da ne bileyim böyle hani şey için oyuncu değişikliğine gitmiyor. Doğru işler yapıyor. Ben söylediğim için söylemiyorum ama yani Musa'yı önde oynatmanın avantajını o da yaşadığı için söylüyorum. Musa önde çok etkili oluyor. Bir presli söz konusu mesela hani hataya zorladı. İşte bir gol kaçırdı bir önceki maçta. Yani Gökhan için aynı şey geçerli. İkide de bunların artacağını da varsayıyorum. Hacettepe'de de genç oyuncular var. Hacettepe'ye de değineceğiz. Bunlar evet, orayı da konuşacağız. İki maçta 4 puan aldı Avni Hoca'yla. Yani Gençler Birliği'nin geleceği açık ama mali maddi olarak şey kadar rahat değiller. Evet. Ankara Gücü kadar rahat değiller. Ankara Gücü'ne açılan musluklar Gençler Birliği'ne açılmıyorlar. Buradaki temel sorumluların başında Mansur Yavaş geliyor. Yani bizim bildiğimiz söz ağızdan çıkar. Öyle olmadı. Yani bunun bir excuse'u, bir özürü varsa da... Abi bunu nasıl bir kafa yapısıdır, nasıl bir mantıktır, nasıl şeydir anlamıyorum. Niyaz Başkan bizim programda dedi ki Mansur Yavaş bana söz vermiş de destek olacaktı. Olmadı. Bunu da çok tatlı bir dille incindiğini, kırıldığını anlatarak yaptıydı. Ya bu konu oda seçim, şey sanayi bölgesi seçimlerinde Niyazi Başkan'ın karşısına geldi. Yani ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Cidden anlamıyorum. Söz verdiysen destek olacaksın. Olacaksın yani. Bunu neyini tartışıyorsun? Ya bu hayatta bakın yani şimdi... Bunun yüzünden Niyazi Başkan'ı sanayi bölgesi başkanlığı indirmeyi denemek ne demektir yani? Şimdi kimse yanlış anlamasın. Karşı tarafı desteklemek ne demektir yani? Benim hayatımda çok kullandığım sözler vardır, hikayeler vardır, darbu meseleler vardır. Hep anlatırım, konuşurum vesaire. Bunların başında şey gelir, çekemeyeceğin arabaya öküz olma. Ben hep kendim için bunu yaparım. Yani bir şeyin altından kalkamayacaksam, kalkacağıma inanmıyorsam o işin altına girmemeye çalışırım. Elimden geldiğince yani hayat felsefesidir bu. Ya ben aynı şeyi bekliyorum. Ya yardım yapacaksanız buyurun yapın, yapmayacaksınız konuşmayın kardeşim. Konuşmayın, yardım yapacağız dediğiniz zaman da 20 milyon lira kaç dolar ediyordu? Atıyorum 200 bin dolar ediyordu. Şimdi yapsanız yardımı 150 bin dolar ediyor, 120 bin dolar. Ya yapmayın böyle şeyler ya, yapacaksanız yapın şu yardımı. Ha şunu söylüyorsanız da bana açık açık söyleyin. Ben bunu şey yapıyorum. Ya biz Ankara Gücü'ne yardım ediyoruz. Çünkü taraftarı çok. Biz bunu oya tahvil edeceğiz yarın bir gün. Dolayısıyla Ankara Gücü'yle aramızı sıcak tutuyoruz. Böyle gol atınca falan böyle bir seviniyoruz. Gençler Birliği taraftarı az. Değmez o paraya. Deyin ya. Buyurun. Kendi televizyonunuz var. Oyununuz var. Buyurunuz var. Basın sözcüğünüz var. Yani neyse çıkın söyleyin arkadaş. Deyin ki ya biz bir şey yaptık. Ya biz bir halt ettik. Yani yardım edeceğiz dedik Niyazi Başkan'a ama. Ya sonra baktı ki değmez. Vazgeçtik biz vermeyeceğiz deyin. Biz de bilelim ama. Abi bak bir de yetmiyor ya. Sanayi bölgesi başkanlığından indirmeye çalışıyorlar. Karşı tarafı destekliyorlar. Böyle komik bir durum mu olur ya? Bunu Niyazi Başkan söz verdi, vermedi dedi diye oluyor hikayeler. İyi vermiş de mi vermedi demiş Niyazi Başkan. Neyse. O Mansur konusu apayrı bir konu. Mansur Yavaş konusu. Ben bunu söylemezsem bu gece uyuyamazdım da. İki haftadır çünkü programda yok. Çok ayıp ediyorlar. O konuda çok ayıp ediyor. Vermeyecekse de vermesin. Ha açıklasın ya. Bak tekrar söylüyorum. Lan zaten 50 tane taraftarınız var. Size vereceğimiz para boşa gider. Biz onu Ankara Gücü'ne versek fazladan 5 bin tane daha oy alırız desin. Bu açıklamayı yapması imkansız.
Şimdi şu yorum bir ekrana verelim. Tam benim söyleyeceğim yorum olarak gelmiş. Şuradan başlayalım. Gençler Birliği Bandırma maçında 4 tane ilk 11'de toplamda 6 tane altyapıdan çıkan oyuncusuyla sahadaydı. Hı hı. Denizli maçında 6 tane altyapıdan çocuğu ilk 11'deydi. Evet. Burada her şeyi bırakıp kocaman bir alkışlamak gerekiyor. Kesinlikle. Türk futbolu adına alkışlamak gerekiyor. Gençler bile açısından alkışlamak gerekiyor. Ankara olarak alkışlamak gerekiyor. Muhteşem bir başarı. 6 futbolcu. İlave ediyorum. Altyapısında teknik direktör çıkarmış ve takımı başına koymuş bir kulüpten bahsediyoruz şu anda. Evet. Kesinlikle. Ve Süper Lig'den çıkan kadrosu neredeyse tamamen gitmiş. Tamamen gitmiş. Ve sıfırdan bir kadro kurmuş. Ve çok 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 yüzlü bir rakamla kadro kurmuş. Yani şampiyonluğa oynayan takımlar 100 milyon liraya yakın bütçe harcıyorken 20 milyon liraya yakın bir bütçeyle kurulmuş bir takım şu anda neredeyse playoff potasının hemen altında ve liderlerle de dahi şampiyonluk mücadelesi verenlerle dahi o kadar uçurum farkı olmayan bir kulüpten bahsediyoruz. Evet. Bunun neresinden bakarsan bak başarıdır. Kesinlikle. Başarıdır yani. Bunun mimarlarının başında Metin Hoca gelir her zaman. Yani yiğidi öldüreceksin, yoğurdunu yemeyeceksin. 3 hafta üst üste yenildikten sonra ben burada bir şey söylemiştim. Ben İlhan Cavcav'ı 4 maç kaybetti diye, 4 maçta galibiyet gelemedi diye hoca gönderdiğinde eleştiriyorsam Niyazi Başkan'ın aynısını bekleyemem demiştim. Niyazi Başkan'ı da yürekten alkışlıyorum, Metin Hoca'nın arkasında durdu, göndermedi. Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Yani Niyazi Başkan'ın gösterdiği en büyük yönetim başarılarından bir tanesi zaten birinci kriz döneminde de, ikinci kriz döneminde de Metin Diyed'in arkasında, hocasının arkasında durmaktı. Bu arkasında durmak Türkiye'de çok kötü algılanır. Evet. Herhangi bir başkan biz hocanın arkasında izledikten sonra hani iki haftayı geçmez pek ama yok. Yani Metin Hoca zaten şu, şimdi ben, herkes beni altyapıyla ilgili düşüncelerimi, duygularımı biliyor. Zaten hani 6 oyuncuyu oraya çıkarttığın zaman yani bunları bak yedirdin, içirdin, hazırladın, pişirdin. Bu 10 senenin, 12 senenin. Aynen. Sadece altyapı koordinatörleri, bu çocuklara emek veren hocaları, bunların malzemecileri, bunlara yemek pişirenleri, yani bu bir kompleks bir şey. Ama sonuçta verim olarak bunu sahaya sürme becerisi ve cesareti gösteren Metin Hoca olduğu için şu anda Metin Hoca'nın adını anıyorum. Bir kısmı yokluklar oluyor. Yani eksikler çoktu bunlar. Türkiye'de bütün altyapıdan çıkan çocuklar yokluktan çıkmıştır. Evet. Ozan Kabak dahil. Net. İhtiyaç olduğu için. Yılmaz Güler, İstiklal. Ben de hemen şuna kafadan bir şey söyleyeyim. Bak, istikrarlı kazanmaya devam etmek gerekiyor. Yok, bir, bu ligde istikrarlı kazanabilen takım yok. İkincisi, Gençler Birliği her yere gidebilir. Gençler Birliği şampiyonluk mücadelesinin içinde de olabilir. Gençler Birliği playoff mücadelesinin içinde de olabilir. Gençler Birliği ligde kalma mücadelesinin içinde de olabilir. Her yerde olabilir Gençler Birliği. Kadro, derinliğin yok. Genç bir kadroyla mücadele ediyorsun. Ankara Gücü'nde konuşurken neden bahsettik? Tecrübeli bir kadro kurdular. Niye? Şampiyon olmak için. Ankara Gücü'nün hedefi oydu. Gençler Birliği şampiyonluk hedefiyle yola çıkıp yaşlı bir kadro kurmadı. Evet. Genç dinamik bir kadro kurdu. Bu başarıya ulaşması zaten zor olan hikayeyi seçti. Ki Gençler Birliği'nin niyeti şampiyon olmak değildi. Hocam öyle. Şimdi kümede kalsaydı sezonun başında, ligin şu haftası değil, sezon ilk yarının sonu itibariyle 23 puan, 24 puan deselerdi ben göbek otu ota fit olurdum. Tabii canım. Fit olurdum. Çünkü tahmin ligde kalma barajı 40 falan olacak. 20 plasa fittik. Hı. Aynen. İlk yarıda 20 puan ve üstünü aldıysan en azından ikinci yarıya belli bir makul seviyede gireriz derdim. Bu saatten sonra bu kadro bu. Belki devre arasında transfer de açamayacak Gençler Birliği. Olabilir. Çünkü Gençler Birliği'nin çalışma mantığı, yapısı Ankara Gücü gibi değil. Şimdi transfer yasağını açmak için ne kadar borç var? Ödenmesi gereken 15 milyon lira borç var. Afaki söylüyorum, tam rakam elimde yok. Ankara Gücü'nde bunu konuştuğun zaman 3-4 milyon lirayı bulursak transfer yasağı açılır denir. Çünkü Ankara Gücü 100 kere transfer yasağını yaşamıştır ve açmanın bütün argümanlarını biliyordur. Tabii. Nasıl futbolcu ikna edeceğini, nasıl şey yapacağını, nasıl muvaffakatını alacağını biliyordur. Gençler Birliği'ndeki cephesindeki olaya bakışsa 15 milyon lira para bulmamız lazım. Aynen. Transfer yasağını açmamız için. Çünkü düz ticaret mantığı konuşuluyor orada. Niyazi Başkan hayatında hep bir şey yapıyor. Senet varsa senetin tamamını ödersin, kapatırsın. Yapılandıralım, üçe bölelim, dörde bölelim falan değildir. En fazla kredi çekersin, şey yaparsın.
Evet. Hikaye budur. Yani belki açamayacak gençler dedi transfer yasağı. Zaten bu devre, altyapı onun işaretçisi. Devre arasındaki transferler belki yeterli gelmeyecek. Altyapıdan da o kadar fazla çocuk çıkmayacak. Hacettepe'den de gelemeyecek çünkü. Evet. En fazla kiralıkları döndürebilirse. Yok, onu da döndürebilir. Devre arasında yapabiliyorsun galiba. Yapamıyorsun. Kiralık sözleşmeleri bir yıllık olduğu için döndüremiyorsun. Evet, yapamıyorsun. Yarım sezon. Büyük ihtimalle. Yani onu yapamıyorsun. Ya elin kolun bağlı olabilir. Rakiplerin deli gibi transfer yapabilirler. Onun için diyorum Gençler Birliği bu saatten sonra her yere gidebilir. Ligde kaldıktan sonra da onun üstü benim içimden başarıdır. Çok net bunu söylüyorum. Şimdi Yılmaz Bey şeyine bir ek daha yapayım itirazım. İstikrarlı kazanmaya devam etmek gerekiyor diyorsunuz ya Yılmaz Bey. Hakemler bile buna izin vermez. Evet, o konuyu açacağım tabii. Hakemler buna izin vermez. TFF veriyor mu? Maç günlerine bak. Cuma, Pazartesi. Gençler bile maçlarını dahi özellikle o günleri atıyorlar. Evet. Tribün doluluk oranı düşünecek olursanız zaten ya, hafta içi yani. Bir dakika, ben bugün Yılmaz'la biraz uğraşacak mısın? Uğraşacağım diye cevabı vermem gerekiyor. Herkesin transfer sayısına bakarak. Ya Gençler Birliği yönetimi parasını verip Halil Boy tutsaydı. Gençler Birliği yönetimi parasını verip Soner'i tutsaydı. Gençler Birliği yönetimi CEO'yu tutsaydı, Ayite'yi tutsaydı, Börven'i tutsaydı. Biz bu transfer sayısını konuşacak mıydık? Yani 14 transfer değil 5 transfer yapacaktı Gençler Birliği. Ama verecekti Halil Boy'a ve şu anki verdiğinden 500 bin lira fazlasını Soner'e verecekti. Evet. Transfer sayısını, ya takım boşalmış, takımı kurman için transfer yapman lazım. Ve o sayıyı doldurmak için ucuz transferler yaptı Gençler Birliği. Afaki uçuk 900 bin euro CEO, 600 bin euro Polamat, 600 bin euro Ayite gibi transfer yapmadı Gençler Birliği. Bir de bazı oyuncularla maç başı anlaştı diye biliyorum. Tabii. Şimdi altyapıdan gelen daha fazla bir takım yok. Buradan eleştiremezsin. Yani Metin Hoca'yı altyapıdan çıkan çocukları oynatamıyor kısmında şu anda eleştiremiyorum. Rami ve İlker'de konusunda eleştiriyorduk. Onların da hatalarını da yüzüne vurduk. Yani neyi bekleniyordu? Şimdi Hacettepe küme düşmüş. Hacettepe'yi besleyecek altyapım bile yok. Hacettepe'ye dahi transfer yapmak zorundasın. Evet. Altyapı takımlarının durumlarını, maçlarını izliyoruz. Çok çok iç açıcı değil. Evet. Yani ne yapacaktı yani? Takım kadrosu mu çıkarmayacaktı transfer yapmayalım diye? Ya da geçen seneki futbolcuları yüksek ücretli deyip devam mı edecekti? Yılmaz Güler çok transfer oluyor demesin diye. Orada sayıdan çok bütçe. O bütçeye göre çok makul bir transfer yaptı Gençler Birliği. Ki yani şunu da söyleyeyim yani çok büyük yanlışlar olmasına rağmen beklentilerin üzerinde bir doğruluk oranı çıktı. Ya. Doğru. Kimi eleştiriyorum? Furkan'ı eleştiriyoruz. Muhammed Bayır'ı eleştiriyoruz. Santi'yi eleştiriyoruz. Onunla ilgili yorum geldi. Ramazan'a, Furkan'a ve Muhammed Bayır Salali'ye bakalım. Şimdi 14 transferde 3 tane transfer yapıyorsun. Ve 3'ünün toplamı normalde o ligde oynayan bir futbolcunun parası bile değil. Burada Yılmaz Bey'e söyleyeyim. Ramazan'ı ayıralım. Ramazan'ı bence de ayıralım. Ramazan'ı ayıralım burada. Ramazan kariyerini ispat etmiş. Şu andaki pozisyonunun sorumlusu tamamen kendisi olan bir adam. Hı hı. Yılmaz'la ben yine devam edeceğim. Bu benim görüşüm. Çoğu kişi de bu katılıyor. Evet çok transfer yapıldı diyorsunuz ama ben de bir şey söylüyorum. Bunu kimse söylemedi çünkü. Metin Hoca da söylemedi. Yani Halil Boy'u tutabilirdik, Soner'i tutabilirdik, Polamat'ı tutabilirdik, Ayite'yi tutabilirdik. O zaman transfer sayısı düşerdi. Ama transfer limiti artardı, bütçen artardı. Bunu da söyleyelim. Halil'i boyla anlaşabilirlerdi abi, sen ne biliyorsun? Rakam arttırsalar da anlaşırlardı. Soner'le anlaşabilirlerdi. Doğru. Altyapıdan al iki tane daha oyuncu ilave ettin. 6 değil 8 olacaktı belki de. Şimdi ya olayın kendisine bakalım. Bir de neyin negatifine bakıyoruz ya. Ben diyorum ki Gençler Birliği 20 milyon liraya yakın bir bütçeyle kuruldu. Ankara'cı 100 milyon liraya yakın bir bütçeyle kuruldu. Gençler yarın yenerse aradaki puan farkı 4. 4. Hala burada başarısızlık aramak niye? Yanlış iş aramak niye? Ya biraz da keyiflenin ya, güzel Ankara Gençler Birliği takır takır oynuyor playoff potasının altında. Samsun'da son dakikada gol yemese şu anda içerisindeydi. Valla sezon başında benim söylediğim şey hala geçerli. Hatta burada sorduk, taraftara da sorduk. Yani başarı nedir, başarısızlık nedir diye. 8-12 beklenen.
Ya kulübün zaten kendi açıklaması var. Hem Metin Diyedin'in hem de zaten Niyazi Aktaş'ın açıklaması sonrasında birazcık da Yılmaz Bey ve Yılmaz Bey gibi düşünen taraftarlara seslenmiş gibi olalım. Yani eğer kulübün beklentisi zaten bu şekilde açıklama yaptıysa şu anki durum oldukça iyi. Gençler bile bir de ilk 4 haftaya kötü başladı. Bak evet. Bunu atlıyoruz. Niye kötü başladı? İrakiler. Takım kurulmadı. Yani takım Hacettepe'den ağırlıklı gelen çocuklarla sezona antrenmanlara başladı. Takım sonra kuruldu. Ligin kuruldu yakınına. Doğru dürüst beraber çalışamadılar. Bile. Oynadığı rakipler de kolay değil. Eyüp, Manisa, Ankara. Orada benim en üzüldüğüm Manisa ya. Gençler bile Manisa'yı yenebilirdi. Yenebilirdi. Şişin de oynasa canını alır. Alır. Adını yenebilirdi. Ya yani Gençler bile söz konusu olduğu zaman her şeyin çok mantıklı gittiğini görüyoruz. Hı-hı. Yani belli bir seviyeyle yükseldi, durdu, tekrar evet. Yükseliyor. İşte o grafik önemli olan zaten. Yani bir de gerçekten düşük bir bütçe. Ama şimdi düşük bütçe ve transfer konusundaki temel sorun da şu. 10 Haziran'da yapıldı kongre. Hı hı. Yani her iki kulübünde aynı günde. Evet. 10 Haziran'da kongre yapıldı. Şeyde Faruk Başkan devam etti. Evet. Ankara gücünde. Ama Niyazi Başkan ve yönetimi yeni geldi 10 Haziran'da. Evet. Zaten hani transferin ön görüşmeleri yapılmış, gidenler, gelenler vesaireler bir sürü şey orada pişmişti yemek zaten. Onun üzerine bir şeyler devam etsem ben buraya geleceğim çünkü abi. Karşılaşmanın ihtimali, 3 ihtimal var yani. Hayır ya, Denizli maçında ihtimal yoktu. Beraberlik, yenilmek gibi ihtimal yoktu. Doğru düz kaleye çektikleri şut yok. Hakem senin golünü vermemiş. Hakem senin penaltını vermemiş. Ben şuna üzülüyorum. Ya bak yani bu Ankara gücünden bir sirayet etti ne olduysa. Vallahi yani bak açık söyleyeyim ya. Böyle 88'de gol atıp yendi de. Lan aslında yenemezdik ama işte bal. Yani ne balı abi, orada insanlar bak. Yani, ya şimdi 88'e kadar olan kısmı da çöpe atmış oluyorlar. Ya net golünü vermedi ya. Evet. Gol olan golünü vermedi hakem ya. Şimdi bak cumartesi günü 16-17 Ankara gücü maçlarını izledim Antalya Spor'la. Antalya Spor'un 17'sinde de Ankara'dan giden bir tane çocuğumuz var. Çayolu Spor'dan gitti. Çok da severim çocuğu. Bonus kafa böyle. Çıkışta da sohbet ettik, muhabbet ettik. Babasının numarasını falan aldım Fatih. Bugün konuştuk. İzlerse selamlarım olsun. Ona da aynı şeyi söylüyorum. Yani diyor ki abi diyor biz diyor 6 yaşından beri uğraşıyoruz diyor. Çocuk için diyor. Bak çocuk 17 yaşında. 6 yaşından beri uğraşıyoruz diyor. Dedim bak ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Diyor. Futbolculuk gerçekten herkesin çok fazla emek verdiği, sonunun tamamen belirsiz olduğu bir durum. Şimdi gelmişsin şu maçın başına kadar seneler verilmiş. Antrenmanlar, karlar, kışlar, yağmurlar, sakatlıklar. Evet. Kadrolar oluşturulmuş. Maça çıkılmış. 88'de çatırt diye gol atmışsın. Kendi sahanda yenmişsin. Kazanmışsın. 3 puan almışsın. 3. galibiyetini almışsın üst üste. Denizli'yi yenemeyebilirdi. Lah, tabii yenemeyebilirdi. Yani 3 tane ihtimal var. Abi bak. Aksel yok. Sandro Lima yok. Eleke yok. Santrafor'un yok. Hamle bekledik. Kulübede kimlerimiz var? Hangi hamleyi bekleyelim Metin Hoca'dan da ben eleştireyim. Ha. İlker kadro kulübeyi dışı. Kulübeyi söyleyeyim. Ramazan Köse, Mert Kabasakal, Mert Kula, Salali, Abdullah Şahindere, Belyev, Furkan Şeker, Lua Lua, Baran Bahşit ve Muhammed Bayır ki o zaten oyuna 3 oyuncu dahil oldu. Barış Musa, Gökhan. Zaten Lua Lua hamlesi maçı çeviren hamleydi. 72. dakika evet. Millet farkında değil ama Sant hamlesi de kritik bir hamleydi. Golden öncesine bir gidelim. Ya o maçta şişirmekten başka bir şey yapmadı Gençler Birliği kanatları. Santi girdikten sonra sıfıra inip orta yaptı. Çok kritikti. Ben baştan beri diyordum ya biraz inseniz aşağıya kesseniz pozisyon yaratacaksınız. Ya Santi onu yaptı. Ulan dedim bak bunu yapabilecek birisi varmış elimizde en azından. Bunu gördük. Ki o tersten yapılınca da gol oldu. Lua lua tersini tersten soldan yapınca da gol oldu. Lua Lua Belyev'e kesinlikle girmeliydi erkenden. Belyev konusunda şüpheliyim. Lua Lua'yı da bence tam zamanında soktu. Çünkü Lua Lua sakattı. Sakatlıktan yeni çıktı Lua Lua. Evet. Yani oynayıp oynamayacağı konusunda kararı hoca oyuncuya bıraktı. Bir de yani şimdi bu bütün takımlar için geçerli. Hocaya da biraz güveneceksiniz ya. Ya hafta içi bu adamlarla ya hoca çalışıyor. Yani tamam ben bu programda üçüncü kere Fatih Terim örneği vereyim de hocanın vardır. Ya bu kadar da tapmayacaksın tamam hoca hani hoca ne dese doğrudur ne yapsa haklıdır falan. Evet ona itirazım var. Tamam öyle değildir. Ama hafta içi haftalardır aylardır bu çocuklarla çalışıyor bu adam.
Yani sakatı var bunun, cezalısı var bunun, bir şey var bunun. Ya bir çıkartmış ortaya. Maçı da kazanmış da. Salı günü müydü? Neydi? Antrenmana gittim işte geçen hafta. Ne var dedim, yine maç kazandın, yine gerginsin hocam dedim. Sakatlara, cezalılara bak da dedi. Senin açından konuşmak kolay da. Ben tabii gergin olayım yaptı Metin Hoca. Direkt söylediği cümle buydu. Şimdi sakatlara, eksiklere bakınca ben burada Aksel'e kızıyorum sen. Yani o sarı kartı niye gördün? Ya, bu maçta lazımsın işte. Sarı kart cezası Rüşçiye maç, Denizli maçı değildi. Kart sınırında bulunan oyuncular da çok tehlikeli şu an. Çünkü evinde oynayacağın Denizli maçı rakibinle oynadığın önemli bir maç. Önemli bir maç. O maçta Aksel'in olması lazımdı. Evet. Yani. Yok bana, benim için sorsan ben her sarı kart benim için çok sıkıntılı. Kart sınırında Arda, Dimitro, Şibola ve Dualua bulunuyor. Şibola demişken Şibola'yı hemen değinmek istiyorum açıkçası. Çünkü bazı karşılaşmalarda gerçekten eleştirdiğimiz bir oyuncuydu ama bu karşılaşmada Şibola nasıldı? Şibola yükselen grafik. Araba. Şu yoruma gelelim. Denizli'yi yenmek istiyorsa o forvet çıkarıp kanat almam lazım diyor. Farklı bir düşünce. Farklı bir düşünce. Ya ben katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Yenmek istiyorsan yani kanattan çıkarıp forvete takviye yapsan da kulübeden öyle bir adam ben, yok. Belyev'in skor katkısı yok. Gökhan'ın skor katkısı var mı? Gökhan en azından işin içerisinde. Yani bir tane çekti vurdu. Lualo'nun ayağından alıp her babaydın da harcı değildir o. Yani ön libero'ya Gökhan Gül'ü koyuyorsun. Gökhan Gül ne zamandır stoper oynuyor. Evet. Ön libero oynamış bir var. Çocuk ne oynadığını şaşırdı zaten ya. Vallahi kızamıyorum ki artık. İki bak abi bak. Bandırma maçına gidelim. Uyduruktan bir penaltı. Übeyt kurtarıyor. Hemen ardından gol atıyorsun. Ardından bana göre uyduruktan birilerine göre doğru karar olan bir penaltı daha veriliyor. Golü yiyorsun. Hemen ardından bir gol daha atıyorsun. Ya, şu direnci alkışlamak lazım ya. Ciddi söylüyorum. Deplasmandasın. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımla oynuyorsun. Ya ve direnç gösteriyorsun eksik kadrona rağmen. Bir de yağmur tependen akıyor. Ha, cidden. Ya ben şeyi söyledim. Bir penaltı daha verse gençler bile farka gidecekti Beyt'te kurtarırsa dedim. Çünkü gençler bile o maçı kazanacağız diye çıkmıştı. Ya. Denizli maçını da kazanacağız diye çıktılar. Her şeylerini yaptılar. Oyunun genelinde bu kadar eksiğe rağmen. Oyunun genelinde gençler bile bu maçı kazanacak. Kısmı çok belliydi zaten. Yani. Bir kişiyi daha sahada sorabilir miyim? Bunu da yani sezon transfer var çekerken de belki de hepimizin neden dediği oyunculardan biriydi. Keremcan'a değinmek istiyorum. Birazcık da takımda abilik rolünü üstlenen kişiler arasındaki bazen yorumlarda görüyorum. Baba yazıp kalp koyan da var Keremcan'a. Keremcan takımın havasını nasıl etkiliyor? Keremcan'da şöyle bir değişim var. Şimdi Keremcan geçen sene Samsunspor'da kadro dışı kaldı. Evet. Şimdi Samsunspor'da şeylerimiz var. Dedim ki Keremcan niye kadro dışı? Yani Keremcan'ın sorunu ne diye sordum ben. Transfer yetildi. İşte hatta birkaç hafta geçti, oynadı falan. Dedi ki abi Pırlanta, orada bir arkadaş kardeşimiz var. Abi Pırlanta gibi bir adamdır. Yani diğerlerinin şeyine girdi dedi. Yani sıkıntısından o da dedi kadro dışı bırakıldı. Aslında dedi ki öyle bir adam değildir. Ben de dedim ki ya burada hani biraz fazla gergin, sinirli görüyorum. Evet. Kart arıyor gibi görüyorum. Abi yok, toparlar o dedi. Şimdi bakıyorum yani Keremcan özellikle hem saha içinde hem maç sonrası olan iletişimlerinde yani o şeyi hak ediyor. Yani Musa sol bek normalde. Hani işte Musa rotasyonu. Ama işte maçı kazanmak bir tarafa, seni kazanmak önemliydi diye bir tweet atıyor. İşte Metehan'a diyor ki kafayla şut attın. Oğlum kafayla şut atılmaz falan. Hani ya iyi gidiyor. Yani evet. Ben şimdi iki haftadır tabii şeye gidemediğim için antrenmanlara. Bu hafta da büyük ihtimalle basın açık antrenman olmayacaktır. Salı günü maç, çarşamba antrenmanını basın açık yapmayabilirler. Ben zaten ter attı antrenmanı gibi bir şey olur. Erzurum'dan geliyorlar. Ama yani ilk şeyde karşı karşıya geldiğimizde ben ayrı konuşacağım Keremcan'la yani. Ben performansı üst düzeye çıktı. Keremcan muhteşem gidiyor ilk 5 hafta çok sonrası. Doğru. Yılmaz Bey'e burada katılıyor. Çok doğru. Ya Gençler Birliği takım olmayı başardı. Evet. Başardı. Bunun da en büyük mimarlarından bir tanesi. Bana göre Metin diye gerçekten varını yoğunu koyuyor. Hiç kaprisi yapmıyor, şey yapmıyor, kulübü sahipleniyor.
bir kulübün böyle teknik direktör bulması kıymetli. Tabii. Yani, yani. Ayakta kuşuyorum. Yani şu anki puandaki yerini de, oynamaya çalıştığı futbolda mücadelesini de bu kadar eksiğe rağmen sadece Gençler Birliği'nin devre arasında eğer transferi açarsa, şimdi Sandro Lima'yı forvet diye almıştı. Evet. Baktı olmuyor. Ön, o, şey, on numaraya çekti. Önüne Eleke'yi koydu. Şimdi Eleke olmuyor. Sandro Lima'yı ön libero'ya çekip Eleke'yi on numaraya, oraya bir forvet, öyle bir zincir yapacak gibi geliyor bana Gençler Birliği. Sandro Lima sol ayak değilse sol stoper de olur. Sol stoper de bir iyi şu anda. Yedek. Yani sol stoper diyorsun. Sol bek değil. Sol stoper. Yo, Mert Kula veya işte şey falan oynuyor ya, işte Gökhan geliyor ara ara oraya. Sol stoper de olur hani. O oradan sonra da zaten çıkacak sanat. Çünkü hala Eleke'den beklenen verim alınamaz. Yok. Evet. Yani bu hafta da sakatlığından dolayı çıkamadı ama Ersun'un maçında şey yoktu. Olur mu? Yani antrenman fotoğraflarını hep yer alıyor kendisi son karşılaşma sonrası ama. Bir Gençler Birliği'nde gelecek maç fikstürü ekrana gelsin ki yarın zaten zorlu Erzurumspor deplasmanına çıkacağını söylemiştik. Pazar günü Menemenspor ve ardından Ümraniyespor karşılaşması olacak. Ümraniye yani Ankara Gücü'nü şey pasu Ankara Gücü'nün aynen. Yani Gençler Birliği maçlarını daha çok Ankara Gücü'nden yakın takip edecek. Şimdi bak şey maçı, Bandırma maçı bir şey değiştirdi. Hep Gençler Birliği kendileri yakın rakiplerden, Keçiören Gücü maçı haricinde rakip rakiplerden puan alıyor ama yukarıdaki takımlardan puan almakta zorlanıyor diyordu. Bandırma maçı o silsileyi kırdı. Şimdi Menemen maçı nispeten kolay gözüken ama çok zor maçlardan bir tanesi. Menemen çok yükseldi. Çok zor maçlardan bir tanesi. Üzerine Ümraniye maçı, yarın oynanacak Erzurum maçı. Gençler Birliği çok kolay bir fikstürü yok. Ardından ikinci yarı başlayınca da yine çok kolay başlamıyor. Evet. Bir de bir Ankara Gücü açısından avantaj, Gençler Birliği açısından ikinci yarının dezavantajı var. Gençler Birliği pasu iç saha maçlarını yaptı. Evet. Ankara Gücü de sürekli deplasman yaptı. Kasım ayını Gençler Birliği Ankara'da geçirdi resmen. Evet. Aa, şunu söyleyeyim. Şimdi Gençler Birliği şu anda 23 puanda değil mi? Evet. Yani şu önümüzdeki 3 maçtan kaç puan alır? Taraftara da soralım. Hani ortalama olarak alacağı puan hani yani en kötü 3 diye görünmekle beraber aslında beklentimiz 6 puan. Ya işte bak, Gençler Birliği'nin kadrosu şu anda 3 maçtan 9 puan da alabilir. 7 de alabilir. Her şeyi alabilir. Ama 7 puan alırsa, buradan 7 puan alırsa o zaman çok büyük yani savaş çıkar. Çünkü Erzurum'da evet. Ümraniye'yi baskılıyorsun o zaman. Açılışta da Eyüp'le oynayacaksın. Evet. Yani orada da bir galibiyet ve deplasmanda beraberlik galibiyet bir şey çıkarsa baya baya hani playoff potası ve üstü, yani Ümraniye, Erzurum, Ümraniye, Eyüp Spor. Bu 3 maç çok önemli. Kesinlikle. Bu 3 maçtan 9 puan alırsa zaten playoff kısmını geçtim. Ondan sonra ciddi ciddi evet. Lan yok acaba olur mu ilk 2 falan diye hep beraber oturup konuşuruz. Çünkü zaten playoff'taki rakiplerine bir çelme takıyor. Bak, İzleyicilerimizden 9 puan alır sıkıntı yok diyen var. Ümraniye'den 3 puan alırız kalanı belirsiz diyen var. 7 puan diyen var ki tamamen objektif yorum 9 diyen var. Yani hepsini baskılayacağız Allah'ın izniyle diyen var. Ya şu var. Şimdi Gençler Birliği'ni İzlemek şöyle keyif veriyor. Şimdi 6 tane alt yapıdan oyuncu gelmiş. Bu çocuklar o savaşıyorlar, didiniyorlar, uğraşıyorlar. Mete geçen sene işte ligin sonlarına doğru forma buluyordu. Bu sene bulamadı. Bir ara çok üzüldü. Kendisine stres yaptı vesaire. Aman zaman nasıl olsa gelecek forma. Geldi forma, işini yaptı. Asistini yapmıştı. Şimdi golünü attı. Oyununu oynuyor. Arda toparladı kendini. Bir düşüşü vardı. Düşüşten sonra bir sorun yaşadı. Bir kadro dışı muhabbeti döndü. Onun Niyazi Başkan'ın müdahalesi var orada. Yani onu da takdir etmek lazım. Benim özlü sözlerimden bir tanesi de marifet iltifata tabidir sözü. Yani iyi bir şey olduğu zaman onu yapana da iltifat edeceksin. Şimdi Niyazi Başkan Arda konusuna çok doğru bir şekilde el attı. Ve çok güzel bir dönüş sağladı Arda performans olarak da. Şimdi bakıyorsun işte Musa'sı orada, şey orada, Gökhan orada. Ne bileyim yani ya büyük keyif bunlar. Evet. Gökhan ilk röportajını Klasspor'a vermiş. 19 milli takımına çıktığında, çağrıldığında.
Bunların ilk röportajını şahsen biz aldık. Yani üçünü dizdim yan yana. Atalay, Gökhan. Biri daha vardı. Kimdi? Neyse bakarım ona. Ben dizdim yan yana. Röportaj aldık onlarla, çocuklarla. Yani hani o telleri geçmek falan muhabbeti vardı ya. İşte ilk röportajlarını bize verdiler. İlk şeylerini bize yaptılar falan. Bunların hani forma giymeyi hayal edebildikleri, edemedikleri zamanlardan bahsediyoruz biz. Ama geldiler şimdi bak ilk 11 çıktı Gökhan. Yani evet. Birkaç tane böyle maçta Gökhan'a güvenme durumu oluşursa ben iddia ediyorum Gökhan gerçekten takımın yıldızı olacak. Arda'nın sözleşme durumu sizce uzar mı? Tamamen maddi gerekçelerle ifade edilir. Yani Arda'ya biri transfer teklifi olarak 1 milyon lira verir de Gençler Birliği 500 bin lira da kalırsa birinci lig kulübü olduğunu düşünerek söylüyorum. Arda gider. Ama birisi 1 milyon lira verdiğinde Gençler Birliği 850 bin lira veriyorsa Arda kalır. Sen grup vitamini dinler miydin abi? Acayip dinlerdim onu. Kimler geldi, kimler geçti, biz yine buradayız. 7 GM bir araya gelse yerimizden kalkmayız. Ya birden o aklıma geldi. Neyse. Sek sek sekerek İsmail boşver. İlker ve Rahmetullah ikna etse de dönse artık denilmiş. İlker ve Rahmetullah konusuna Hacı Bey gerçekten çok müdahale etmedim. Yani hani açık söylemek gerekirse taraflarla konuşmadım. Ben Baki Hoca ile konuştum. Baki Mercimek ile konuştum. İlker ile konuştum. Ama Metin Diyedin de mesela İlker ve Rahmetullah meselesini konuşmadım. Rahmetullah ile de konuşmadım. Yani keşke. Keşke hiç yaşanmasaydı. Zaten dar bir kadrodan bahsediyoruz. Evet. Bilmem ne yapıyoruz yani. Ama bu karar verildiyse de yani sağlam bir gerekçesi vardır diye düşünerek çok üstlerine gitmedim. Bir de şu var. Yani cehalet mutluluktur. Bilmemek mutluluktur. Bildiğimiz zaman az önce Bülent'in söylediği gibi programın başında bildiğin zaman huzursuz ve rahatsız oluyorsun. Şimdi İlker'le Rahmetullah konusuna çok bulaşmadık ama gerçekten çok haksız bir biçimde kadro dışı bırakıldıysa o zaman tepki vermemiz lazım. Bir tepki vereceğiz. O zaman diyecekler ki işte zaten diken üstündeyiz. Bıt bıt ediyorsun. Sussak gönül razı değil. Söylesek tesir yok. Karışıyor. Ligin başlarında Arda bile formayı hak etmiyordu. Hem takım hem de bireysel olarak çok kötüydük. Ama 3 haftadır takım görüntüsü var. Bunu koruyarak 9 puanı alalım demiş Yılmaz Güler. Ben Sandro Lima'nın geldiği zamanı hatırlıyorum. Sandro Lima geldi bir de karantinada kaldı. Evet. Havalar bayağı serinlemişti. Devrede geldi zaten. Hayır. Yurt dışından, Brezilya'dan gelişini söylüyor. Yani yeni sezon Evet. Gelişini söylüyor. Hem geç geldi, Evet. Hem Türkiye'ye geç geldi, hem de karantinada. Bir de abi rakam o yüksek olduğu için yani bir şekilde gitsin Lima da biz kontenjanı açalım bu diye. Bu da konuşulmuş. Biraz Lima'yı mutsuz etmeye çalıştı kulüp. Ya çok. Yani ilk başlangıçta. Turut astık canım vardı. Hep beraber. Yani yalnız adam oynadı, tercümansız, kimseyle iletişim kuramayan bir Lima izledik. Eleke gelince o bir kendini topladı. Şimdi gözlerin aradığı adam haline geldi Lima. Ama yine de bence kaleye vurunca vurmaz topa. 3 alternatif oyuncu yeter. Bence kadro güzel denilmiş. Ne için? Yani ligde kalmak içinse evet. Playoff içinse hayır. Şampiyonluk istiyorsanız 3 ne? 8 tane adam lazım. Sanki devreye girerken Gençler Birliği'nin konumu herkesin hayal etmediği bambaşka bir noktada olacak ve transfer eğer yapılırsa da hala belki defans sattığımız bambaşka abi. Şekilde düşünebiliriz. Defans sattığımız genç. Evet. Defans hattımız sıkıntılı değil, işte, genç. Ne diyoruz işte Ankara gücünü konuşurken tecrübe. Niye Ankara gücü tecrübeli kadro kurdu diyoruz işte abi. Ne diyoruz? Ankara gücüyle ortak en önemli noktası ne biliyor musun? Sağ bekin yedeği yok. Ya Murat Uçar'ı düşünüyorlardı. Murat Uçar'ın yedek sağ bek olmayacağını Ankara gücünde anlamıyorlar. Yok, çünkü önündeki adamın defansif yönü yok. Murat Uçar'ın yedek sağ bek olur olmasına da öyle bir sağ açığı, öyle bir niye kanat oyuncusunu beke getiriyorsun ki? Yani o elinde gerçekten çok iyi bir kanat yedeği olması lazım Murat'ın sağ bek oynaması için. Yalnız abi şu gençler 2 haftadır hakemi de yeniyor ya. O apayrı. Yüreğimi yağları eriyor vallahi. Rümeysa'yla beraber maç izliyoruz. Stat'tan izledik. Rümeysa hakeme kızıyor, hızlıyor. Ben gayet keyifliyim falan. Soy bağırıyor Rümeysa videosunu falan da çektim. Dedim niye ben kızayım ki dedim. Onu da yendik işte dedim. Bunun keyfi başka yani. Onu da yendik. O da kaybettiremedi bize.
Ödeme yapıyor mu? Ödeme yapıyorsa neden faydalanmıyor? Bugünkü üçüncü mesajı, katıldığım ilk mesajı, prensip olarak kadro dışı bırakma fikrine karşıyım. Evet, biliyorum. Prensip olarak. Ya bir adamın parasını verip, maaşını verip, sana ceza verdim, otur oturduğun yerde iyi, ben anlamıyorum. Benim kafam almıyor. Dar kafalı olabilirim, yani yaşlı olabilirim. Benim kafam almıyor böyle şeyler. Yani çalışmıyorlar mı? Çalıştırtırsın. Lakaytlar mı? Takımla beraber antrenmana çıkartırsın, akşam üzeri bir antrenmana daha çıkarttırırsın. Lan düz koşu yaptırırsın, cross yaptırırsın. Ya cezayı şeyde veririm ben, tesiste veririm cezayı. Kadro dışı diye bir ceza benim kafamda yoktur. İlla hani bir şey yapacaksak o tesisin içerisinde yaparız. Benim kafamca. Ama Baki Hoca'nın da söylediği, onların buradaki durumu hani ahengi bozabilir, hı hı, diye düşündük. Takmalı. Bozdurmayacaksın abicim. Yani bu 20 yaşında, 22 yaşında çocuklar etmeyin gitmeyin. Yani hırt deseniz el ele yatakhaneye gidecekler. Ya küsmeyeceksin. Ben aynı şeyi geçen söyledim. Özcan Hoca'ya ne dedi Niyazi Başkan? Somurtuyor, suratı asık, enerjisini vermiyor dedi. Özcan Hoca da bu açıklamayı okuyunca kulübe gitti. Ben sizinle çalışmak istemiyorum dedi, gitti. Sen bana şey yaptın. Ya aynısını Metin Diyedin'de de söyledi Niyazi Başkan. Aynı şeyi söyledi. Kulübede heyecan görmüyorum diye. Peş peşe sarı kart cezası aldı. Evet. Metin Hoca enerji gösterdi. Ama yüzü hala gülmüyor. Ama küsüp gitmedi abi bak. Yüzü hala gülmüyor ama. Lan gülmesin abi, ben onun yüzüne ihtiyacım yok. Bana onun gergin hali daha mutlu ediyor beni. Gergin çünkü o derdi var. Yani takım puan alamıyorken elinde tesbih gezen bir teknik direktöre benim ihtiyacım yok zaten. O gerginliği yaşasın. Ben de benzer düşünüyorum. Çünkü yukarıda biz şey yaşıyorsun yani. Özcan Hoca'ya dedi. Özcan Hoca küstü gitti. Evet. Küsüp gitmezse takım teknik direktörüydü. Evet. Metin Hoca'ya dedi. Metin Hoca eyvallah dedi. Hiç şey yapmadı. Ya bunu diyen de bir de Niyazi Aktaş gibi bir profil diyor. Niye küsüyorsun, niye alınıyorsun, niye dar oluyorsun? Valla Özcan Hoca konusu benim yumuşak karnım. Özcan Hoca'yı ben severim. Bursa'dan da ayrıldı. Bursa'dan ayrıldı. Ayrılırken kurduğu cümleler çok dikkat edilmesi gereken cümleler. Evet. Evet. Tribün istedi diye. Seyirci gitme. İstedi diye. Evet. Gitti ama. Ama oradaki bak abi bir adam onu söylediğinde zaten Özcan Hoca gideceğini biliyordu zaten. Ya sonunda içinde kalanları söyledi. Mesajını verdi. Bak bir, taraftar demedi. Seyirci istediği için hoca gitmez dedi. Hocanın muhatabı seyirci değildir, yönetimdir dedi. Yani beni gönderecekse yönetim gönderecek. Siz orada boşuna konuşmayın. Abi, çok güzel bir laf var. Tribünler diyor. Hangi, ya bir yabancı bir hoca, çok iyi bir isim. Eğer diyor tribünler diyor seni istifaya davet ediyorsa çok dertlenmemen lazım diyor. Arkanda yönetim vardır diyor. Ama diyor tribünler diyor yönetimi istifaya davet etmeye başlarsa diyor boğulunu hazırlayacaksın diyor. O zaman gidersin. Şey de Özcan Hoca da bu ayrılışın müsebbibinin, karar vericisinin yönetim olmasını istediği için bu açıklamayı yaptı. Ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum. Hafta sonu ben hem Süper Lig hem birincilik takip ettim ki bir de şu Midika durumu da söz konusuydu. Gerçekten birazcık bazen basın ya ben bugün neyi öğrendim biliyor musun? Kendimden utandım. Birincilikte yabancı hoca yokmuş. Evet. Bilmiyorum. Yani yasak olduğunu bilmiyordum. Tercih edilmediğini düşünüyordum. Bu yasaktan haberim yoktu. Bugün öğrendim. Ciddi misin? Ha, vallahi şey dediler. Kimi düşündün yani, abi yabancı hoca ya, diye. İşte Mustafa Kaplan'ı geri getirelim. dedim eğlence arıyorsanız dedim Sumidika da olur dedim. O da gayet iyi eğlendirir dedim. İlla. Evet. Şovmen dedi. Yabancı yani getirelim. 2,5 ikinci saatin sonunda gelen Mustafa Kaplan'a bile girdi. Ya yabancı getiremiyoruz yoksa biz de bu eğlenceden yanayız dediler ama. Valla Sumidika'yı kapıya güvenlik görevlisi almam. Ben gerçekten menajer oyunu olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü bir insan Antep'ten, Rize'den ayrılışının ardından bir teknik adamı nasıl takım başına getirir bu şekilde anlamıyorum. Hayır, zaten Şumdika kendisi menajer oyunu. Evet. Ne diyor? Bana yetkiyi versinler, görsünler etkiyi diyor. Transferleri ben yapayım diyor. Başkasının yaptığı transferden ben niye oynuyorum diyor. Ben sorumlu değilim dedi yani. Ben yapayım başkasının yaptığı transferlere niye geldin demezler mi adama? Değil mi? Aldım peşinatını koydum bankaya, hanımına gönderdim. Orada yiyecek mi bitti? En son tık tık yemek bitti diyordu. Evet. Açız diyordu. Ya inşallah yorumlarda da işte takım tam kadro çıkabilirse evet. Ki bundan sonra tam kadro kimse çıkamayacak. Sakatlar, cezalar. Cezalar geliyor. Bu abi, artık kadro derinliği artık lazım oluyor net bir yani. Şekilde yedek kulübesinden gelen katkı. Evet. Bu dakikadan sonra yani benim yazdığım
istikrarlı 11'imdeki oyuncular meselesinden çıktı olay. Evet, doğru. Şimdi peki, biraz önce İlker'le rahmetullah konuşuyoruz. Şu kadroya bakıp hoca beni oynatmazdı diye düşünebiliyorlar mı acaba? Altyapıdan 6 tane oyuncuyla sahaya çıkmışsın. Bir önceki maçta 4-2 yapmışsın. Rahmetullah dönüp ya Metin Hoca beni oynatmayacaktı diyebiliyor mu acaba? Rahmetullah'la İlker'i kim kadro dışı bıraktı? Yönetim mi? Baki Mercimek mi? Yok, Metin Hoca. Metin Hoca bırakmış. Metin Hoca bırakmış. Teyide muhtaç. Ben teyit ettim. Ben teyidini söylüyorum. Metin Hoca bırakmış. Değil. Bana sor, benim aldığım veri de bu değil. Ben Metin Hoca'nın söylediğinden ben bıraktım diyor. Metin Hoca şövalyelik yapıyor. Ben inanmıyorum Metin Hoca'nın elindeki bu iki değeri şu dar kadroda kadro dışı bırakacağını. Bana inandıramazsınız Metin Hoca'nın bu kararı verdiğini. Metin Hoca bu kararı kabul etmiştir sadece. Neyse sen gençler bilin 19'u beğendin mi abi? Evet. Yok. Hangi kısmı beğenmedin? İlk maç yarıyı mı beğenmedin ki? Ben iki yarıyı da beğendim. Şimdi gençler bilin 19'un şöyle bir problemi var. Şimdi bir kısım A takımda, bir kısım Hacettepe'de vesaire bayağı bir takım boşaldı. Olanların da mevcut performanslarının, yani benim bildiğim performansların altında performans gösteriyorlar. Çok basit olarak söyleyeyim. Yani örneği şöyle vereyim. Hep aynı örneği verdim. Gençler Birliği Türkiye'nin stoper fabrikasıdır. Evet. Yani stoper yetiştirir. Evet. Kaleci stoper. Maçın ilk yarısında rakip kalecinin degajını kendi yarı sahasında 3 kere sektirdi Gençler Birliği defansı. Yani o 13'lerde bile düşürme diye bağırır herkes. Düşürme, top yere düşmesin. Bir şekilde sen çıkacaksın, ona müdahale edeceksin. Topu yere düşmesine izin vermeyeceksin. Stoperin birinci görevi budur. Şimdi 45 dakikada 3 kere o top yere düşüyorsa bizim bir problemimiz var demektir abi. Yani bir kere defansif anlamda. Ya peki şunu söylüyorlar. Sen ona katılıyor musun abi? Ya bu yarışmacı bir takım değil. Geleceğe dönük bir takım kuruluyor. Çok mantıklı. Ama tamam, mantıklı da karşındaki de Fenerbahçe'nin Süper Lig takımının U19 değil. Ha ben Denizli Spor'un U19'u. Maç sonrası yaptığımız Elif'e verdiğim röportajda kullandığım cümle aynen şöyle. Arkamızda dedim Hacettepe antrenman yapacak şimdi. Bu takımdan Hacettepe'ye oyuncu götürelim desen sıkıntı. Evet. Yani U19'dan Hacettepe'ye devre arasında oyuncu götürelim desen sıkıntı. Yani o performans yoktu yani. Anlatabiliyor yani, muyum? Biz zaten karşılaşmada devrede de konuştuk. Kalede Onur Alp dışında gözümüze çarpabilen, şu takım Hacettepe'ye katkı sağlar diyebilen yok. Gençler bile katkı sağlayabilen de yok ki Onur Alp zaten A takımdan antrenmana çıkıyor. A takımda sezon başından beri A takımdan antrenmana çıkmanın meyvelerini yiyor çocuk. 2005 evet. Doğumlu. Çok uygun bir fiziği var. Ki çok da iyi bir karşılaşma yani, çıkardı. Yani şey var. Çalışıyor da. Yani hiç yüksünmüyor. 19 oynayacaksın diyorlar, 19 oynuyor. 17 oynayacaksın diyorlar, 17 oynuyor. Gel bu hafta seni kadroya aldık, A takımı kadroya gir diyorlar. Kadroya giriyor. Yani şey de yok. Küskünlüğü de yok çocuğun. Allah yolunu bahtını açık etsin ne diyeyim yani. Ama şu var. Gençler Birliği U19'un bir derlenip toplanmasında fayda var. Evet. Gençler Birliği altyapısının genel olarak bir derlenip toplanmaya ihtiyacı var. Ben daha önce 17 ve 16'yı da seyrettim Ankara Gücü maçlarında. Evet. Şimdi bir konumuz bittiyse röportaj var. Röportaja gidelim mi? U19 maçları artık canlı yayında. İç saha maçları tamamen canlı yayında, orası kesin. Deplasmanları da yapmaya çalışacağız. Onun da müjdesini verelim. Daha orası netleşmedi ama. Bir Elif bir röportaj yaptı diye daha yayınlayamadık. İlk burada. Evet. Sevgili izleyiciler, röportajımız gelecek Hacettepe takımı ile ilgili, ardından yeniden buradayız. Sevgili izleyiciler, İlhan Cavcav tesislerinde Hacettepe antrenmanındayız ki biliyorsunuz ki Alanya Kesteli aynı okumuş ilk karşılaşmasında uğurlu gelerek Hacettepe'ye, bizler de uğurlu gelerek galibiyeti uzun aranın ardından yakalamayı başarmıştı Hacettepe. Şimdi yanında aynı okumuş var. Uzun süreler zaten Hacettepe'ye de hem de Gençler Birliği'ne de hizmet etmiş bir teknik direktörsünüz. Takıma geldiniz. Geldiğiniz andan itibaren de oyunculara dokunuşunuzu biz sağ kenarından oldukça hissettik. Ve oyuncular da golün ardından sizlerle oldukça güzel bir keyifli bütünleşme yaşadılar. Siz takımınız adına neler söylemek istersiniz? İlk maç, ilk galibiyetle ilgili.
Evet, güzel bir galibiyet aldık yani. İlk maçta benim dokunuşum falan, 4 günde ne dokunacaksın işte, onu ne psikolojik olarak dokunduk, onları anlattık, ne olduklarını söyledik. Aslında hepsi bildiğimiz çocuklar. Onlara ne olduklarını anlattım mı iyi işler yapıyor. Sağ olsun, çocuklar da bizi dinledi. Çünkü müthiş bir görev anlayış içinde maç oynadılar ve çok güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonra da inşallah daha yükselerek, grafiğimiz daha yükselerek devam edecek. Hocam, benim en çok merak ettiğim durum da şu. Kulüpten dediler ki Aynı Bey, yeniden size ihtiyacımız var dedikleri anda neler hissettiniz? Ne hissedeceğim? Koşa koşa geldik. Burası bizim yuvamız. Bura bizim ailemiz, yuvamız. Burada biz büyüdük, yaşlandık, artık gerçeğimiz burası bizim için bambaşka bir yer. Geldik. Oraya artık bir şey diyemeyiz yani. O kadar. Takımda 3. teknik direktör olarak şu anda görev alıyorsunuz. Sezon başından itibaren Muharrem Uğur ve Murat Bölükbaşı ile birlikte oyuncular mücadelesini sürdürmüştü ama takıma geldiğinizde bıraktığınız Hacettepe'den neler eksikti? Ya eksik demeyelim de biraz çöküş vardı tabii, mental olarak çöküş vardı. Yani o uzun süreli mağlubiyetlerin getirdiği bir yıkım vardı. Yani özgüvenlerini kaybetmiş bir takım vardı. Bir tek gördüm ama birilerine bir şey diyemem yani. Muhakkak diğer hocalarımız da iyi şeyler yapmak istemiştir ama niyeyse öyle bir şey vardı, çöküş var diyelim psikolojik olarak. Biz onu daha çok onu anlattık, o yönünü anlattık. Biz bu değiliz, daha işler yaparız diye. Ve nitekim de düşündüğümüz gibi oldu. Yapar, bu çocuklar iyi futbolcular. Bunlar bura değil yani, bu takımın durduğu yer bu futbolcuların yeri değil. Yanlış orada yani, niye oradalar? Muharrem hocamdan mı, Murat hocamdan mı? Yok, öyle bir şey değil, kesinlikle değil ama böyle bir şey yaşadı burası. İnşallah biz de onu yükselteceğiz. Düzelteceğiz. Sezonu aslında şampiyonluk hedefiyle başlayan, evet, bir Hacettepe takım vardı ama ligin dibindeydi. Artık yavaş yavaş galibiyet ala da umarım ligin ortalarına kadar yükselip oyuncuların iyice kendine özgüvenin gelmesi gereken dönemdeyiz. Artık Siirt İl Özel İdaresi takımıyla bir mücadeleniz olacak. Bizleri o mücadelede neler bekliyor Hacettepe takımıyla ilgili? Belki bu sezonun en önemli maçı bizim için yani. Çünkü şu anda bulunduğumuz yer olarak birebir bizim rakiplerimizden biri. Onun için çok önemli bir maç. Ben çok iyi bir sonuç bekliyorum yani, bütün camianın beklediği gibi. Geçen hafta bu çocuklar ne yapacağını bütün herkese gösterdi. Maçı da sen anlattın, sen de zaten bağırıyordun neler yapıyorsunuz diye. Ben daha iyilerini yapacağız, merak etmeyin. Daha iyilerini yapacağız. Teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür Umarım Hacettepe deplasmanda ilk olarak Siirt takımının ardından da içeride Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması olacak ki o zaman da mikrofonda yine ben olacağım. Umarım keyifli şekilde de karşılaşmayı sizlere aktarıyorum. Olurum, başarılar diliyorum. Olacak. Teşekkürler. Görüşürüz. Sevgili izleyiciler, Avni Okumuş'la birlikteydik. Birazdan oyuncularla birlikte röportajımız devam edecek. Sevgili izleyiciler, şimdi de Alanya Kestel mücadelesinde neler yapıyorsun Sarp demiştim ya. İşte Sarp ikinci yanımızda. Sarp. Serkan top isteyen oyuncu Sarp kaleyi düşündü. Sarp neler yapıyorsun Sarp? Öyle bir gol attı ki az önceki ofsayta cevap verdi Sarp ikinci, sevgili izleyiciler. Uzatmada Hacettepe takımı 2'yi buldu Sarp'la birlikte ama Sarp'ın golü gerçekten bambaşkaydı. Gerçekten Sarp neler yapıyorsun? Hiç beklenmeyen bir anda zaten karşılaşmada artık tansiyon yükselmişken öyle bir gol attın ki hem ben anlatırken keyif aldım hem de izleyiciler. Günlerdir hala golün adı sensin ve bambaşka şekilde de anlatılıyorsun. Neler söylemek istersin hem kendi mücadelen hem de takımla ilgili ve o an gol vuruşuyla ilgili de, çünkü bir gol atmıştın ama offside gerekçesiyle o gol sayılmamıştı. Ben öncelikle takım adına konuşayım. En başta yeni bir kan değişikliği yaptık. Yine Avni hocamız, bildiğimiz bir hoca geldi. Avni hocanın motivasyonuyla herkes mücadelesini tam verdi. Hocanın demek istediği, yapmamızı istediği her şeyi herkes tam anlamıyla yapmaya çalıştı. Ufak tefek eksiklerimiz var, onları kapatacağımızı düşünüyorum. Kendi adıma da güzel bir asist yaptım Mehmet Can'a. Güzel pozisyon oldu. Kontra ataktan yakaladığım bir pozisyondu. Son dakikalara doğru da gerçekten tansiyon artmış dediğiniz gibi. Yani inanılmaz bir vuruş yaptım. Ben de kendim adına çok mutluyum. Sizin anlatımınız da beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve galibiyeti bu sayede aldığımız için çok mutluyum. Hocamıza, takım arkadaşlarımın hepsine ayağına yüreğine sağlık diyorum. Kaan, çok mutluyum genel şimdi anlamda. Şimdi ilerleyen haftaları konuşacağım birazcık da seninle Sarp. Artık üst üste ilerleyen haftalarda da gollerini anlatmak isterim. Ama bunun için de takımda bambaşka bir oyunun sahibi olduğunu da yinelemek isterim. İleri uçta da bambaşka bir takım vardı. Sizin artık Siirt İl Özel İdare deplasmanınız olacak. Bir o karşılaşmayı değerlendirelim istiyorum seninle. Ardından Iğdır Futbol Kulübü karşılaşması. İçeride olacak maçı da zaten ben anlatacağım. Orayla ilgili de sözler vermeni istiyorum. Şimdi Siirt bizim ligde şu an sıralamada
en büyük rakiplerimizden biri. Geçen hafta yani geçtiğimiz hafta 3 puanı almamızın anlamı bu hafta kesinlikle yenmemiz. O yüzden Siirt'e inanılmaz bir moralle gitmemiz lazım. Ki bu morali geçen hafta aldık. Siirt'i yendikten sonra da Iğdır yani güçlü bir rakip ama biz istediğimiz zaman takım olarak her an istediğimiz her şeyi yapabileceğimize ben inanıyorum. Iğdır'dan da 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Tüm içtenliğimle, tüm samimiyetimle. Yani o yüzden önce Siirt'i, ondan sonra da Iğdır'ı kesinlikle yenmemiz gerektiğini düşünüyorum ki hem de bu kırmızı potadan çıkmamız gerekiyor. Bu bize çok fayda sağlayacak Siirt'i yenersek. Öyle düşünüyorum. Umarım ben de gol ya da asistlerini bekliyorum anlatımda. Umarım inşallah. Başarılar diliyorum çok sana ve takım arkadaşlarına. Sevgili izleyiciler, golün adı Alanya-Keser mücadelesine bambaşka bir gol atan Sarp Ekinci yanımızdaydı. Sarp Ekinci de mücadelesini ve görüşlerini aktardı. Bize Class Sport TV olarak Hacettepe Antrenmanı'ndan sizlere bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Antrenmanı'ndaydık. Tabii ki biz gittiğimizde birazcık eklememiz bu videoyu uzun sürdü. Ondan dolayı kusura bakmayın. 0-0'lık beraberlikle 1 puanla döndü. Siirt'i özel idare karşılaşmasından Gökalp abi neler söylemek istersin? Hacettepe'de Avni Okumuş'la 2 maç 4 puan. Yani 2 maçı daha var sezon sonuna kadar. 4 maç. Yani Avni Hoca geldikten sonra devre arasına 4 maç vardı. 4-6 puan diye düşünmüştük açıkçası. 4 puan aldı. Gökalp abi sana çok kısa bir soru sordum. Hacettepe'yle ilgili. Ya bu takım 60. dakikada hep pil bitiyordu. Bir hoca değişikliğinden 30 dakika kondisyonu ilave olmaz bir takım. Evet. Neden oldu sence şu hikaye? Yani sezon boyunca hep 60. dakikada bitti bu takım. Şimdi oyuncu kenara baktığı zaman kenarda bir bakış görüyor. Şimdi futbolcu olanlar bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi böyle futbolcu 60. dakikada şak diye bitmez. Yani 50-55'ten sonra bir düşer. 60-65'ten sonra o düşüş artık bırakır kendini falan. Bu esnada kulübede bir şey olur. Bir seslenme olur. Mesela Sarp eğer düşüyorsa oyunda Sarp diye bir ses çıkar kulübede. Sarp döner kulübeye bakar. Aa kulübede Avni Hoca var. Pis bakıyor. Mecbur koşarsın. Şimdi ama Hacettepe misal Avni Hoca geçen geldiğinde de iyi bir başlangıç yaptı. Ondan sonra seri bir puan kayıpları. Evet. Şu Mesut Bakkal'da da öyle olur. İyi başlar sonrasında evet. Şey yapar. Avni Hoca'nın bu sefer etkisi sence böyle mi olur abi? Avni Hoca'nın geçen seneki sezon şeyinde bak şöyle söyleyeyim. Gökhan Hoca başladı 2 sene önce. 8. hafta Avni Hoca geldi. Ben yayında devreyi 20 puan civarında kapatır dedim. Beni yanıltıp 21 puanda kapattı. O sezon ligde kaldı. 2. sezonunda Avni Hoca başladı. Kötü bir performans gösterdi ve ayrıldı. Ama o kötü performansta içerideki bütün maçları ben izledim. Çok ciddi bir hakem katliamı söz konusuydu. Çok ciddi. Şimdi onu geçtim. Sonra Adnan Hoca geldi. Adnan Hoca sonra son 2 hafta bıraktı falan. Takım bir şekilde küme düştü. Şimdi hocanın söylediği bir şey var. Diyor ki Hacettepe'nin yerisi burası olamaz. Şimdi Hacettepe'de çok değerli oyuncular var. Şaka maka değil yani. Hacettepe'de Ali Eren Karadağ var. Ben A takımda yani şu bugün bana sorsan A takımda oynayacak oyuncu. Yani birincilikte oynuyor. Sezon başından beri de söylüyorum. Zafer Göktürk'ten var. Arda sakatlandı. Sen yani Arda belki devre arasında mı? Merda o maç görüntüsünü hazır edebilir misin? O son bölümünde Arda'nın da takımla beraber bir sevinç görüntüsü vardı. Yani onu verebilirsek bir ekrana bir ayarlama şansın olur mu? Şimdi Arda sakatlandı. Çok büyük bir yetenek yani. Nasıl? Mesela Avni Hoca geldi. Mustafa Yorulmaz. Evet. Ön libero'da görev yapıyor. Şimdiye kadar kadroya giremiyordu Mustafa Yorulmaz. Avni Hoca geldi 11'e çıktı. Hani ne oldu 11'e çıktı da ne oldu? 11'e çıktı ne oldu? 4 puan aldı takım. Demek ki katkısı var çocuğun. Yani senin ön libero'n çok kötüyken iki maçta 4 puan alamazsın. Demek ki Mustafa'nın da katkısı var. Takır takır top oynadı çocuk yani. Evet. Ki içerideki maçta kazandığı Kestel maçında Mustafa'yı da biz seyrettik yani. Gözümüzde gördük orada. Sağ olun ben koronayken bana özel canlı yayın yaptınız. Teşekkür ediyorum. Ne demek abi. Zafer'in de kulakları çınlasın. Sağ olsun. Ama gördük, izledik yani. Bakıyoruz, olaya bakıyoruz. Arda'daki Muharrem Hoca dönemindeki Arda'daki yükseliş
Sadece Arda'daki yükselişte. Şimdi takım beraber yükseliyor. Evet. Takım beraber yükseliyor çünkü transferler olarak gelen Cebrail, işte İhsan Turgut, Kirveli, Veli zaten eski oyuncu, Serkan Koparan öyle, Fahrettin Ülger öyle, Amine Hoca dediği zaman önünü ilikleyen çocuklar bunlar. Höt dediği zaman höt yani. Yani koş dediği zaman halim kalmadı diye kulübe bir şey hareket çekecek halleri yok yani. Ama şu var, hoca da Amine Hoca'nın da huyudur. Sahada performansın üzerine koymasını sağladığı oyuncuyu antrenmanda yormadan, antrenmanda üstüne gitmeden, dinlendirerek o performansın devamlılığını sağlamaya çalışır elinden geldiğince. Avni Hoca şey için, Hacettepe için en doğru tercihti. Üçüncü de doğruyu buldu yönetim. Evet. Ben Hacettepe yönetimini ama bu konuda tebrik ediyorum. Çok iyi bir yönetim tarzı sergiliyorlar. Daha gençler birbirinden hiçbir yardım da almadılar. Kendi imkanlarıyla çeviriyorlar. Ha, sonuna kadar böyle götürmeleri kolay değil. İlla ki gençlerinden destek almaları gerekecek. O ligin bütçesi çünkü yok gibi bir şey. Kendi imkanlarıyla çevirmeye çalışıyorlar. Transfer yapmak zorunda kaldılar. İki yıldır Gençlerbirliği'nden altyapısından çıkan çocuklarla işi çeviriyorlardı. O altyapı tarumar edilince Hacettepe mecbur transfer yapmak zorunda kaldı. Bir de pandemi de girdi. Alt yaş kategorilerinin oynanmaması da büyük. Şimdi az önce şeyi söyledim ya, marifet iltifata tabidir. Başkanı övmemiz lazım bu konuda, Arda konusunda diye. Başkanın kötü yaptığı ya da kötü kararlarından bir tanesi Hacettepe kendi yağıyla kavrulacak kararıdır. Hacettepe sıradan bir üçüncülük, ikincilik takımı değil. Hacettepe gençler birine oyuncu yetiştirmek için var olan bir takım. Şimdi bu takımı kendi yağıyla kavrulması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü o oyuncuları orada tutabilmek, orada var edebilmek için A takımdan, Gençler Birliği kulübünden destek alması lazım. Çok basit anlatayım. Hacettepe kulübünün ortalama maaş gideri, oyuncu başına söylüyorum, 5000 lira falandır. Yani aylık 5000 lira maaş alırlar. 20-30 bin lira da işte peşinat alırlarsa, 10 ay 5000 lira, 50 bin lira, 20-30 bin lira, 80 bin lira oynarlar. Bugün Hacettepe'nin herhangi bir maçında 15 dakika oynamış herhangi bir oyuncuyu başka bir 3. lig takımına götürsen 150 bin liradan kapı açılır. Ya bu çocuklar zaten Gençler Birliği var diye oradalar. Ve şey yapıyorlar yani fedakarlık yapıyorlar. Hacettepe'de oynayarak fedakarlık yapıyorlar. Kazanamadıkları için prim yok. Ama bak işte umutları var. Üçüncülük takımlarında oynarsan kendini gösterme derdin olur. Ömür gibi, Arda gibi, Metehan gibi, Musa gibi, Gökhan gibi Gençler Birliği'nin formasını giyme şansın çok çok kolay olmaz. Hiç itiraz etmiyorum. O zaman da güzel para kazanırsın. Hiç itiraz etmiyorum. Ama sonuçta bir de reel durum var. Yani reel politik şu. Bu çocuklara bu paralar yetmiyor abicim. Hele onca şeyler zamlanmış, yok enflasyon, dolar olmuş bilmem kaç lira, euro olmuş bilmem kaç lira. Bu çocuklar genç çocuklar. Şimdi hani anıları anlatıyor moduna gelmeyelim ama ben bir genç futbolcuyla yemek yedim. Hesabı istedim, hesabı ödedim. Çocuk dedi ki abi Allah seni inandırsın, top oynamaya başladığımdan beri ilk defa başkası hesap ödedi dedi ya. Çünkü profesyonel futbolcu, Sarp'ı diyorsun ki lan profesyonel futbolcu, öde lan diyorsun, arkadaşı o. 4-5 kişilik bir grup, çay kahve içmişler, öde diyorsun ya. Çocuk da yediremiyor kendine, ödeyecek. Lan masanın hesabı 400 lira, çocuğun aldığı para 4000 lira, nasıl yapacağız? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle sıkıntılar var orta yerde. Bunun primle desteklenmesi için takımın maç kazanması lazım. Kadro kurulurken bazı sıkıntıların olmuş, bir de primle ilgili bir şey duydum ki inşallah doğru değildir. Paylaşmak ister misin? Verilen prim, söz verilen prim miktarının altına düşülmüş. Soyunma odasına bir yönetici gaza gelmiş. 5000 lira prim açıklamış. Ama kulübün prim şeyi 3000 lira galiba. Bildiğim o benim. Doğru mu? O zaman biz o yöneticinin kendi cebinden ödemesi gereken bir rakam. Yöneticinin kendi cebinden ödemesi gerekiyor. Bir, daha fazla da gitti. İkincisi tamam. Soyunma odasına gelince de çok gaza gelmeyecek. Yani soyunma odası tuzak yerdir. Kesinlikle. Böyle başkan, yönetici falan oraya girerse sağa çıkamaz. Evet. Orada 30 kişilik bir kalabalık var. Adrenalin zaten. Adrenalin tavan, orada 3 puan almışsın. Ki hafta hiç prim alamıyorsun da zamandır. Şeyh kaç uçmaz müritleri uçurur şeklinde 30 tane mürit seni bir şişirir var ya. Nereden geldiğini anlamazsın yemin ediyorum. Ya girmeyin. Giriyorsanız da gereğini yapın. Evet. Yani bu
Bak futbolcunun motivasyonu çok çok düşür. Futbolcu şunu bilir. Maaşımı alırım. Sabit. Sözleşmedeki paramı alırım. Sabit. Futbolcunun derdi primle. Sen 5000 lira prim değil 3000 lira prim ödersen yarın 5000 lira prim dediğinde herkes diyecek. Hadi. Abi, oradan. İşte hemen olmayabilir bazı şeyler ama planlaman, hedefin, isteğin bu olması lazım. Nasıl Gençler Birliği, Hacettepe Gençler Birliği futbolcu yetiştirmek gibi yükümlülüğü varsa Hacettepe Gençler Birliği teknik direktör de yetiştirecek. Hacettepe Gençler Birliği yönetici de yetiştirecek. Yöneticiliğinin ilk tecrübesini Hacettepe'de yaşayacaksın. Ondan sonra Gençler Birliği'ne yetecek. Peki daha da ileriye söyleyeyim. Çok doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Hatta senin söylediğini şöyle bir hiyerarşi olarak ben ifade edeyim. Eğer mümkünse bundan sonraki dönemde Hacettepe 19'un hocasının bir sonraki adamı, özür dilerim, Gençler Birliği U19'un yani PAF takımının, Gençler Birliği PAF takımının hocasının bir sonraki adımının Hacettepe'nin hocası olmak olması gerektiğini, Hacettepe hocasının da ilk adımının A takımda yardımcı antrenör olması gerektiği, A takımdaki yardımcı antrenörün de yarın A takımın baş antrenör olması gerektiği gibi bir hiyerarşi oturması lazım. İşte Veys Hoca da onu denediler aslında. Yıllarca PAF'ı çalıştırdı. Oradan Hacettepe'ye geçti. Ama son dakikada ikili averajla ligde kaldıktan sonra Veys Hoca bu proje doğru değil deyip vazgeçildi. Bazen projede hata da olabilir. Mutlaka. Yani ısrar edeceksin. Her U19 hocası buradan gelerek mecburen A takım çalıştıracak demiyorum. Strateji bu olmalı diyorum. U19'da takılabilir. Hacettepe'de takılabilir. Yardımcı antrenörken takılabilir. A takımdayken takılabilir. Bilmem o kadarını. Ama eğer şartlar müsaitse böyle bir hiyerarşi faydalıdır demeye çalışıyorum. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. İndirdiyse görüntüyü bizim konuşalım üzerine de bindirir. Göksu demiş ki bizde karşı taraf var. Karşı tarafın Hacettepe şubesi bize taraftar yetiştiriyorlar diye bir yorumda bulunmuş. Ya ben bir soru sorayım. Bak yeri geldi şimdi karşı taraf falan deyince. Sor abi. Bülent'e soruyorum çünkü hani o daha iyi biliyor. Hacettepe'nin kaç tane taraftar grubu var? Vallahi abi bilmiyorum. Ben taraftar gruplarına bakmadım Hacettepe'den. Karşı taraf var, Alkaralar var. Şacettepe'de yok ya. Hayır. Gençler Birliği soruyor. Gençler Birliği'nde çok var. Onu soruyorum. Gençler Birliği soruyorum. Karşı Cephe taraf, Alkara, Cephe, Karakızıl, Ultras kardeşler. Gar. Gençler Birliği Ankara Rüzgarı. 5-6 tane grup var abi. 5-6 tane oldu şu an. Hayır, gelen seyirci sayısına bakıyoruz. Vallahi bir de o işte dengeler biraz değişik. Neyse maçı daha inmedi galiba o görüntüleri. Ses gelmedi bana. Şey yapalım o zaman. Bu sezon geçsin de seneye sen de bir şey kuralım. Aynen öyle. Bir grup kuralım. Buradakine Elif sen de bu maçlarla ilgili konuşacağımız kısımlarda maç öncesi görüntüleri hazırlayalım. Tamam. O konuştuğumuz konuların tabii üzerine canım. Artık maç görüntülerini koyabiliyoruz. Evet, evet. Görüntüleri koyabiliriz. Hacettepe maçları canlı yayında, Iğdır maçı da canlı yayında anlatımıyla, yorumuyla İlk maç tecrübelerimizi yaşadık. Biz de daha kaliteli yayınları çıkaracağız inşallah. Bekleriz. Stada gelin. Gelemezseniz de yayın var. Orada izleyin. Hayır zaten bunun şeyi var. U19'da herkes giremiyor. Zaten tribün sıkıntısı var. Yok Hacettepe maçını özellikle. Hacettepe maçlarında hafta içi cuma günü maçlar oluyor. Milletin mesaisi oluyor. Cumartesi maçlar oluyor. Pazar günü aile saadeti olabiliyor. Yani herkesin her maça gelmek gibi bir şey yok. Zaten kapasite de belli. Evet. Yani yalnız gerçekten Iğdır maçını iple çekiyorum Hacettepe'nin. Yani orada ben de olmayı çok da merak çok istiyorum. Ediyorum. Bir de Iğdır'da da şey var. Barış Bozdilki var. Evet. Gençler Birliği altyapısından, U21'den. Bak Spor'dan Hasan Genç var orada. Yani hani Iğdır da yabancı değil. Bu arada şey sakatmış aldığımız. Batuhan Karadeniz sakatmış. Geçen sene Hacettepe'ye karşı oynamıştı. Hekimoğlu Trabzon'da. Hiç hazretmem kendisini. Allah'tan da öyle bir durum var inşallah. Iğdır'ı da yenerse zaten o zaman hocanın şeyine akşam bir havai fişek patlatmak evet, çok lazım. Çok zor bir karşılaşma. Mevcut 5-6 tane taraftar birer tane atsa zaten yeter. Neyse Fener'de yenilmiş kapatabiliriz. Evet burada. Fener bahsediyor. 3-2. İyi gözümüz aydın. Erol Bulut Eskiden'i yenmeyi başarmış.
Kurun abi klas gençler yapın isimde buldum size mis gibi demiş Göksu, teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa? Valla söyleyeceğim bir şey, 2,5 saattir konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için sevgili izleyiciler. Sizlere de ekranlarınız başında bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık cumartesi günü tabii ki Iğdır Futbol Kulübü karşılaşmasında mikrofonda anlatımda olacağız ama statta da desteklemeye bekliyoruz sizleri Hacettepe takımı için. Ardından zaten yine basketbola ilgisi olan izleyicilerimiz de CBL Ankara Pazar günü olacak yine. Orada da yine izlemenizi bekliyorum ve teşekkür ediyorum yeniden. Herkese iyi geceler diliyorum. Pazartesi'de görüşünceye dek haftanın nabzında hoşçakalın.